Ben Ulusal Kanal ekranlarından merhaba. Gündemdeki gelişmeleri gün ortasında aktaracağız. Son gündür tabii ki gündemimiz orman yangınları. Yangınlarla mücadele devam ediyor. Evlerimiz yandı, hayvanlarımız telef oldu. Maalesef şehitlerimiz var ama mücadeleyi bırakmıyoruz. Hem sahadan, hem havadan, hem karadan mücadele devam ediyor. 190'a aşkın yangın meydana geldi ülke genelinde. 180'e aşkın yangın kontrol altına alındı. 6 ilde 13 noktada yangın devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Marmaris'te yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bodrum'da yangınlarla ilgili 3 kişiye tutuklama kararı verildi. Bunu da belirtelim. Şimdi Milas'ta 2 tane termik santral var. Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri. Kemerköy'deki termik santralde çıkan yangın kontrol altına alındı ama şimdi Yeniköy'le ilgili bir tehlike var. Rüzgarın etkisiyle tehlike devam ediyor. Son gelişmeleri de arkadaşlarımız sahada bizlere bölgelerden aktaracaklar efendim. Sadece gündem orman yangınları da değil, COVID-19'la mücadele de var. Dünyanın gündeminde Delta varyantı korkusu, vaka sayıları ülkemizde artıyor, ölüm oranları yükseldi. Bir günde 108 kişi hayatını kaybetti. Bu kuşakta birazdan Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul bizlerle birlikte olacak ve varyantın etkilerini, aşılama sürecini kendisiyle konuşacağız efendim. Dün gece Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir değişiklik oldu. Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden ayrıldı. Yerine Profesör Doktor Sayın Mahmut Özer atandı. Hayırlı olsun diyelim. Dış gündemle ilgili yeni gelişmeler var. Yunanistan'dan Türkiye'den gelen turistlerle ilgili bir karar var. Biraz daha kısıtlamaları gevşetti diyelim ama Yunan adalarına yönelik seyahat kısıtlaması hala devam ediyor. Bunu da belirtelim diyelim ve yangınlarla ilgili gündemimizle hemen başlayalım haberlerimize. PKK'nın çıkardığı orman yangınlarıyla mücadelede 9 gün geride kaldı. Alevlerle mücadele 6 ilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 9 günde 44 ilde 191 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Terör örgütü PKK'nın çıkardığı orman yangınlarıyla mücadelede 10. güne girildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Kentte alevlerle mücadelenin devam ettiği bir başka ilçe ise gün doğmuş. Muğla'daki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara 5 uçak ve 16 helikopter desteğinde 4000 aşkın personel katılıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gemiler de söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor. Muğla'nın Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde etkisini sürdüren yangın Bodrum ve Seydikemer'de kısmen kontrol altına alındı. Bu bölgelerde yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları yapılıyor. Milas'ta günlerdir devam eden orman yangını gece etkisini arttırdı. Yangının yaklaştığı Yeniköy Termik Santrali çerçevesinde tedbirler artırıldı. Gürceğiz, Akçakaya ve Fesleğen mahalleleriyle birlikte Bayır, Habipler ve Bağdam mahalleleri de tahliye edildi. Kavaklıdere ile Menteşe ilçelerinde de 5 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangının geniş bir alanı etkilediği Köyceğiz'de de bir mahalle daha tahliye edildi. Isparta ve Aydın'da da orman yangınları var. Aydın Karacasu'da 350 hektar alanda etkili yangınla mücadele devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı Bereketli Mahallesi'nde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı. Son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli Muğla'da 7, Antalya'da 2, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini bildirdi. Ve PKK, FETÖ'nün Pentagon desteğiyle yürüttüğü Help Turkey kampanyası ile ilgili soruşturma açıldı. Paylaşımlarla orman yangınları bahane edilerek Türkiye'de kaos ortamı yaratılmak istendiği belirtildi. Emniyet birimleri de bilgi kirliliği ve manipülasyonlara karşı sosyal medya kullanıcılarını uyardı. PKK'nın çıkardığı orman yangınları sonrası sosyal medyada çoğunluğu ABD merkezli sahte hesaplardan Help Türkiye etiketiyle kampanya başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o kampanya ile ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasında 28 Temmuz'dan bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yaptırıldığı belirtildi. Araştırmalar sonucunda bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıklarının saptandığı belirtildi. Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif kullanıldığı tespit edilmiştir. Açıklamada asılsız iddia ve haberlerle yangınla mücadelede moral ve motivasyonun düşürülmeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin acziyet içinde gösterilmeye çalışıldığı vurgulandı. Bu değerlendirmenin sonucunda Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesime aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca sahte hesapların koordinasyonunu sağlayanların tespiti için ilgili birimlere talimat verildiğini duyurdu. Emniyet birimleri de bilgi kirliliği ve manipülasyonlara karşı sosyal medya kullanıcılarını uyarıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşım olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması uyarısı yaptı. Toplumda panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemesi gerektiği vurgulandı. Evet sevgili izleyenler, şimdi arkadaşlarımız noktalarda dedik. Hemen Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal'ı ve Sametcan Kocagür'ü görüyorum. Kıvanç Sazak Köyü'nde ve Sametcan Kocagür'de Muğla Çökertme'de. Önce Kıvanç Özdal'a döneceğim. Dün geceden bugüne yansıyan gelişmeler nelerdir Kıvanç Özdal? Seni dinleyelim. Lütfen. Merhabalar Yeşimer Yılmaz. Şu anda Sazak Köyü'ndeyiz. Sazak Köyü, Köyceğiz'in 38 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Köyceğiz'in 8-9 gün önce kuzeyinde başlayan yangın Zeytin Alanı ve Pınar Köyü geçerek şu anda Sazak'a ulaşmış durumda. Buradaki Çayhisar, Sazak ve Çövenli köyleri boşaltılmış bulunuyor. Arkamda gördüğünüz yangın Kayabaşı mevkiinde devam ediyor. Şu anda burada orman işçileri, itfaiye, AKUT, İHH, UMKE ve tabii ki gönüllüler ve köylüler hep birlikte yeşil vatana müdahale müdafası için canla başla çalışıyorlar. Şu anda sık sık bulunduğumuz mevkiden burası bir kriz merkezi haline getirilmiş durumda. Hem arkamda gördüğünüz Kayabaşı mevkiine hem de yan tarafta bulunan Çövenli Köyü'nün oradaki yangına müdahale ediliyor. Burada son derece soğukkanlı bir hava olduğunu söyleyebilirim. Zaten yangınlar burada 8 gündür, 9 gündür devam ediyor. Bu sebeple de son derece soğukkanlı bir şekilde köylüler, kamu görevlileri hep birlikte uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi müsaade ederseniz ben size biraz da ortamı göstermek istiyorum burada. Evet, burası biraz önce arkamda gördüğünüz nokta. Kayabaşı mevki. Orada yangın devam ediyor. Helikopterlerle müdahale ediliyor. İki adet helikopter sürekli bölgede istenilen bölgelere müdahale ediyorlar. Bir de şu ileriki nokta. Çövenli mevkinin arkasında yangın devam ediyor. Şu anda tomalar geldi. Sabah sormuştuk buradaki yetkililere. Henüz tomalar yok denmişti. Tomalar itfaiye araçlarına göre daha tazminatlı su atışlarında ulaşılamayan yerlere oranın suları yetişiyor. Dolayısıyla tomalarda oldukça iş görüyor. Burası da Sazak Köyü'nün cami. Dediğim gibi burası bir şu anda kriz merkezi haline dönüştürülmüş durumda. Burada hem yetkililer hem de gönüllüler 8 gündür 9 gündür burada kamp kurmuş durumdalar. Yangının söndürülmesi için herkes
elinden geleni yapıyor. Ormanda görev alanlar, söndürme çalışmaları ve soğutma çalışmalarına yardım edenler daha sonra buraya gelip hem dinleniyorlar hem gerekli malzemeleri tedarik ediyorlar. Burada ilaçlar, giysi, kıyafet, yanmaz ayakkabılar gibi çok sayıda malzeme bulunuyor. Gördüğünüz gibi yangın tüpleri. Bunları daha çok da bir gönüllüler kullanıyor. Ciddi yangınlarda orman işçileri müdahale ediyor. Burada da yine görevlilerin ve gönüllülerin için erzaklar getirilmiş. Evet, söylediğimiz gibi burada soğukkanlı bir hava hakim. Panik havası yok. Son derece soğukkanlı bir biçimde yangına müdahale ediliyor. 8 gün önce, 9 gün önce Köyceğiz'in kuzeyinde başlayan yangın doğuya doğru devam ediyor. Evet, Yeşimel Yılmaz. Çok önemli bu noktada Kıvanç Özdağ, rüzgarın etkisini değiştirmemesi gerekiyor. Etkisini değiştirirse yönünü tabii ki ve hızı da artarsa çok da tehlikeli durumlar meydana gelebiliyor bu yangınla mücadele döneminde. Hem havadan hem karadan çalışmalar bilgisini de devam verelim ediyor. Yeşimel Yılmaz. Biraz önce burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Batman, Elazığ ve Manisa milletvekilleriyle birlikte buradaydı. Şu anda bu çevre köyleri geziyorlar. Onun da bilgisini verelim. Peki. Kıvanç Özdağ, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin tüm çalışan ekiplere ve basın emekçisi arkadaşlarımıza diyelim. Yerinden aktarıyoruz. İlk günden beri arkadaşlarımız sahada tüm çalışmaları yerinden bize ne varsa olağan biteni aktarmaya çalışıyorlar. Bunu da belirtelim. Şimdi Muğla çökertmeye gideceğiz. Sametcan Kocagür muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Ekranda da görüyorsunuz son gelişmeleri, dünden bugüne yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Samet, söz sana bırakalım. Yeşimer Yılmaz, Muğla 2. Yangının bugün 9. gününe ulaştık. Bugün gerçekten Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde sıcak ve kuru bir gün geçiyor. Aynı zamanda gece saatlerinde rüzgarın çok şiddetli olduğunu Kıvanç Özdal'ın söylediği gibi ben de aktarmak isterim. Dün bu noktalarda yangın birazcık seyrini değiştirmişti. Özellikle Akçakaya, Fesleğen ve Körceğiz mahallelerine sıçramıştı. Bu mahalleler Yeniköy Termik Santrali'ne yakın olması sebebiyle de biraz paniğe neden olmuştu. Fakat o bölgede herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yeniköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgede şu anda tüm önlemler alınmış durumda ve yangının o noktalara şu anda ulaşmadığını söyleyelim. O noktalarda teyakkuz halinde ekipler bekliyorlar. Aynı zamanda Gürceğiz Mahallesi'nde de yangın kontrol altına alınmış durumda. Sabah saatlerinde arkamda gördüğünüz çökertme sahilinden birçok helikopter su alarak soğutma çalışmalarına katıldı. Ve oradaki soğutma çalışmaları şu anda hem karadan hem de havadan devam ediyor. Şu anda genel itibariyle dün akşam saatlerinde Köyceğiz Sazlık Mahallesi, Menteşe ilçesi, Bayır mahalleleri tahliye edilmişti. Oradaki vatandaşların can güvenliği adına ekipler orayı boşalttılar. Biz dünkü yayınımızda özellikle Çağdaş Cengiz'le beraber Kemerköy Termik Santrali'nin olduğu bölgeye gittik. O bölgede özellikle merak edilen yerlerden bir tanesiydi. Orada da yangının çevredeki ağaçlık alana sıçradığını fakat tesise önemli bir etki etmediğini gördük. Oradaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre de şu tesis içerisinde önemli bir hasar bulunmuyor. Ve gece saat 12 sularında da yine vardiya için gelen personeller vardı. Aslında aktif bir şekilde termik santralinde şu anda çalıştığını söyleyebiliriz. Öte yandan gece saatlerinde Şeref, Yumaklı, Bayır mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılan bölgelerden diğerleriydi. Orada da vatandaşlar özellikle arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şu anda yine havadan ve karadan soğutma işlemine devam ediliyor. Ayrıca bölgede jandarma ekipleri ve diğer yetkili kurumlar havadan denetimler yapıyorlar. Özellikle bir dumanın tüttüğü alana anında müdahale ediliyor ve oradaki alan söndürülmeye devam ediyor. Tabii ki Yeniköy Termik Santrali önemli bir noktada bulunuyor. O bölgede de şu anda birçok TOMA teyakkuz halinde bekliyor. Ona yakın TOMA'nın olduğunu biz dün
gözlerimizle gördük. Ayrıca dün yaşanan gelişmeleri biraz aktaracak olursam Muncular mevkiinden çökertmeye ulaşmak zorunda kaldık. Çünkü Yeniköy'deki yol kapalıydı ve oradan geçişlere kontrollü bir şekilde izin veriliyordu. Muncular'dan geldiğimizde özellikle çocuk mezarı yol ayrımında ekipler yine yolu kapatmışlardı. Bu bölgede devam eden yangın tehlikesine karşı ekipler geçişlere kontrollü olarak izin veriyorlardı. Fakat yaklaşık bir saat sonunda ekipler yolu açtılar ve şu anda o yoldan geçiş kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Genel itibariyle Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nden aktaracaklarımız bunlar. Yayına son olarak şunu belirterek sözlerime son vereyim. Buraya devletimizden, milletimizden ve Türkiye'nin birçok noktasından yardımlar aktı. Vatandaşlarımız duyarlılıklarını bu konuda da gösterdi. Birçok yardım geldi. Biz de sahada özellikle Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarını çokça görüyoruz. Bugün önemli bir açıklama yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'la Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yardımların, yardım malzemelerinin yeterli olduğunu ve bugün itibariyle yardım malzemesi kabul edemeyeceklerini söylediler. Yayınımıza bu şekilde son verelim. Sözü tekrar İstanbul'a merkeze bırakalım. Peki. Sametcan Kocagür, kolay gelsin. Hem havadan hem karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu noktada Yeniköy Termik Santrali çok önemliydi. Bununla ilgili tüm tedbirlerin alındı. İşte o rüzgar yön değiştirdiğinde ve hızını arttırdığında herhangi bir tehlikeye karşı da tüm hazırlıkların yapıldığını Sametcan Kocagür bizlere aktardı. Antalya'da bir nebze de olsun bir yağmur beklentisi var. Bunu da belirtelim. İşte soğutma çalışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman yangınları ile ilgili açıklamalarına bir bakalım haberimizde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orman yangınlarını PKK'nın izine işaret etti. Tutuklanan kişilerin ailelerinde PKK bağlantısı tespit ettiklerini bildirdi. Orman yangınlarına karşı sahadaki mücadeleyi anlatan Erdoğan, muhalefet yetkililerinin söylemlerine ve sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara tepki gösterdi. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarında terör izine rastlandığını, tutuklanan kişilerin ailelerinde PKK bağlantıları olduğunu açıkladı. Burada böyle bir endişe başından itibaren hep taşıdık. Ve bu endişenin arkasından da tabii bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu. Ve bu tutuklananların da yani ailesinde PKK'ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. PKK'nın geçen yılki saldırılarını da hatırlattı Cumhurbaşkanı. Bu yılki yangınlarla ilgili her türlü ihbar, belge, bilginin çok etraflıca takip edildiğini söyledi. Biliyorsunuz geçen yıl Hatay'daki orman yangınlarında bu işi çok açık net yaşadık. Çok etraflıca takip ediliyor. Bunları kovalıyoruz. Terör örgütünün ülkemizin ve milletimizin tüm değerleri gibi ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını şu anda da yakından takip ediyoruz. Sahadaki çalışmaları anlatan Erdoğan, yangınlara müdahale konusunda muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösterdi. 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Şu anda 15 yangın devam ediyor. Ve bunların bir kısmı kontrol altında. Muhalefet ayrı türlü bir mücadelenin içerisinde. Burada niye uçak yok filan gibi böyle bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. 9 insansız hava aracı var. Bunlar devrede, çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadaki algı operasyonlarına da dikkat çekti. PKK-FETÖ destekli Her Türkiye kampanyasını hatırlattı. Türkiye dimdik ayakta dedi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Bu yatsıya kadar bile yanmadı. Hemen söneverdi. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yanan alanların imara açılacağının söz konusu olmadığını vurgulayan Erdoğan, yangınlar konusunda belediyelerin ihmali olduğunu söyledi. Yerleşim yerlerindeki yangınlarda sorumluluğun belediyelere ait olduğunu belirtti. Bütün bu ormanların bakımı, ormanların bu noktadaki ıslahı, işte bu tür yangınlar olduğu zaman bu ormanların
bu noktada söndürülmesi vesaire, bunlar birinci derecede bizim sorumluluğumuz. Ama yerleşim bölgelerine geldiğimiz zaman, yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Yani ben buradan sorumlu değilim diyemez. Açsınlar, yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Hatay'a gidelim. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu bölgesine çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden askerler yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı. Yangını söndürmenin haklı gururunu yaşayan askerler Kışla'ya marş söyleyerek döndü. Yangın büyümeden söndürüldü. Büyük bir felaketin önüne geçildi. Burası Hatay'ın Dörtyol ilçesindeyiz. Kuzuculu bölgesi. Özellikle yangının başladığı yerdeyiz. Müdahale edilen yerler yangın kontrol altına alınmış. İnsanlar gezdiğimiz yerlerde ayran, su, diğer araçlarla yangın itfaiye söndürücülerine yardımcı oluyorlardı. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bu yıl ürünü verdi. Daha burada duman tüter tütmez bölge müdürlüğünün bir helikopteri ve bir uçağı hemen kalkış yaptı ve diğer söndürücü araçlar harekete geçti. Böylece yangın büyümeden ortadan kaldırılmış oldu. Bölgedeki yangına iki helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 300 orman işçisi ve vatandaşlar müdahale etti. Kahramanmaraş ve bölgedeki bütün belediye itfaiye araçları yangın bölgesine sevk edildi. Burada işte itfaiye ekipleri, ormancılar, diğer devlet görevlileri, vatandaşlar da gelip gidiyorlar yardıma, su getiriyorlar, ayran getiriyorlar. 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında yaklaşık 150 dönüm orman alanı yandı. Akdeniz ve Ege'deki yangınlar gibi burada da terör parmağının olduğu belirtiliyor. Vatan Partisi heyeti de bölgedeydi. Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım ve beraberindekiler bölgeyi gezdi. Helikopterler geziyor. Burada tekrardan bir tütme olayı olursa müdahale etmek amacıyla bekliyor görevliler. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren komandolar yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kışla'ya dönen komandolar yol boyunca marş söyledi. Komandoların marş söylediği anlar kameraya yansıdı. Efendim, PKK'yı görmek istemeyenler iklim krizi dedi. Uçak gelmedi yalanına sarıldı. Hatta uluslararası güçlere sözde yardım, aslında Türkiye'ye müdahale et çağrısı yaptı. Ulusal kanalsa en başından beri Türkiye'ye hedef alan bu saldırının devlet ve millet seferberliğiyle atlatılacağını duyurdu. Bazıları görmese de biz hep sahada fedakarca mücadele olduğunu, binlerce itfaiyecinin, askerin, polisin, köylünün, yeşil vatanın canı pahasına savunduğunu vurguladık. Çünkü biz hep Türk milletine güvendik ve güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha gördük. Bir orman işçisinin canı pahasına yeşil vatan mücadelesini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. ABD güdümlü algı operasyonlarına tokat niteliğindeki sözleri de özellikle duymanızı rica ediyoruz. Bakın, o fedakar işçi 80 milyonun hakkı var diyerek canı pahasına nasıl savunuyor yeşil vatanını dinleyelim. Yangın yönetim aracı acilen kursaya oturup tutmayla helikopter su atması gerekiyor. Arkadaş var içinde. Tehlikeden için kararlı aracı terk et. Helikopter gelecek, su atacak. Helikopter gelecek, su atacak. Helikopter gelsin. Özgür, helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Sen aracı terk et. Koşun. Öldüğün bölgeye kaç. Devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, yarın yangını tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz dedi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar 1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Uluslararası yardımlara ilişkin son durumu da paylaştı. Yangında 200. saat içindeyiz. Tüm birimlerimizle beraber Manavgat, Gündoğmuş, İbradı, Akseki, Alanya ilçelerinde Gülendağ, Kızıldağ, Karahisar, Karabul arası, Karadere, Senir, Karabucak Vadisi, Sinemi Vadisi, Katrancı Dağı, Eynik Ovası,
Murtiçi, Güçlüköy, Güzelbağ, Alara arası susuz cephelerinde çıkan orman yangınları ekiplerimizin can siperhane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı. Ve bazı cephelerde ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi durumda olduğumuzu söylemek isterim. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Ve aynı şekilde 6511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Sadece hava unsurlarımız bugün toplamda 1650 sorti yaptılar. Diğer taraftan birçok gönüllü de bu çalışanlara su veriyor, yiyecek götürüyor. Buradaki kuruluşlarımıza ilaveten insanlarımız gönülden bir şekilde bu çalışanlarımızı yalnız bırakmıyor. Allah onlardan da razı olsun. Bu milletin ferdi olmaktan bu sahada çalışan arkadaşlarımızı görünce bir kere daha gurur duyduğumu söylemek isterim. Tabii yangını söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Bugün güçlü olduğu halde başardık durdurmayı. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ama bu yangındır. Kesin olarak da yangını kontrol altına alacağız demek de doğru bir bilgi olmaz. Şu ana kadar tespitlerimize göre 1352 bina ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina. Ayrı bağlantılı bölümleri saydığımız zaman bu tabii 2164 ünite demektir. Bununla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor. Dün vatandaşlarımıza maddi yardımlarımız da devam ediyor. Biliyorsunuz evi ve eşyası yanan vatandaşlarımıza tespitlere göre 50.000 TL'ye kadar yardım yapıyoruz. Diğer afet bölgelerinde olduğu gibi şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti yapılan, şu anda devam eden mahallelerde ise muhtarlar aracılığıyla da vatandaşlarımızın TC kimlik numaralarını arkadaşlarımız sahada topluyor. O vatandaşlarımıza da maddi yardımlarımızı da inşallah hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Devletimizin değişik kurumları Antalya'ya gerekli kaynağı transfer ettiler. Dün Azerbaycan'dan bir uçağın aynı şekilde 40 itfaiye aracının 150 personelin yola çıktığını ve çıkacağını söylemiştik. Uçak 10 personelle Dalaman'a indi. 50 itfaiye aracı ve 150 personel de şu anda Gürcistan üzerinden yolda Türkiye'ye doğru geliyorlar. Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov'la da bugün telefonda bunları değerlendirdik. Hemen hemen her gün arayıp soruyorlar. Bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le de görüştük. NATO'nun tabii özellikle karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama şu anda Avrupa'da veya müttefik ülkelerde de yoğun yangınlar var. Kuzey Makedonya'nın dışında o mekanizmaya başvuran bir ülke yok. Bizim de şu anda arkadaşlarımızın değerlendirmesine göre karadan bu müdahalelere ya da NATO'nun desteğine şu anda ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Allah korusun, yani daha büyük bir şey olursa tabii ki bundan da çekinmeyiz. Neticede NATO'nun bir üyesiyiz. Bugün Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştük. Kendisi aradı ve cumartesi günü Polonya'da bir Black Hawk helikopterini 14 personelle beraber ülkemize göndermeyi teklif ettiler. Biz de tabii ki buyurun dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki Chinook tipi helikopter gönderme teklifi oldu. Ve biz de detaylarını çalışıyoruz. Tabii Amerika da bizim müttefiğimiz. Böyle bir teklif gelince hayır demedik. Arkadaşlarımız detaylarını çalışıyor. Dün Ukrayna'dan 4 helikopterin geldiğini söylemiştik. Helikopterler devreye girdi, faaliyetlerini sürdürüyor. Yine İsrail'den kiralık bir şirketin kiraladığı başka bir şirketten 2 tane tanker uçaktan bahsetmiştik. Bugün oradaki işlemler tamamlanmadığı için gelemedi. Yarın geleceğini söylüyor. Kardeş Kuveyt'in ekip ve malzeme önerisi oldu. Böyle bir kardeş ülkeden ihtiyacımız olmasa da böyle bir öneri yapılınca tabii ki hayır demek de doğru olmaz.
Onlara da teşekkür ediyoruz. Helikopter için Bambi çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Azerbaycan'dan 2 adet gelmişti. Bu sabah Ukrayna'dan 1 diplomatik kargoyla bunları getiriyoruz. Rusya'dan 2 adet daha ulaştı. Cuma günü Rusya'dan 3 tane daha gelecek. Sonuçta yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ama bu yazı biliyorsunuz önümüzdeki 1-2 günde Antalya'da da serinleyecek ama sonradan tekrar sıcaklar başlayacak. O nedenle olası yangınlara karşı da daha tedbirli olmamız gerektiğini hep beraber gördük. Bunun için de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ormanın kahramanı. Evet, delta varyantı korkusu da bir yandan tüm dünyayı sardı efendim. Mücadeleye bir bakalım, neredeyiz, hangi noktadayız, nasıl gidiyoruz? Bu kuşakta bir konuğumuz bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul'layı. Sayın Ertuğrul, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Dünyayı korkusu sardı dedik. Bizde de vaka sayıları günden güne artıyor. Şimdi tablo da gelecek ekranlara hocam. Tabloyla başlayalım. Şimdi bu tabloya baktığımızda vaka sayımız 24.297 olarak belirlendi. Vefat sayımız 108 ve 245.152 test yapılmış ama. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Buradan başlayalım. Hep dedik ki bu tatil sonrası dönüşlerin yansıması olacak. Vaka sayıları artacak. Şimdi biz bunu gördük mü yoksa hala görmedik? İleriki günler için öngörünüz nedir? Ne bekliyorsunuz? Görmeye başladık şu anda. Olgu sayılarında belli bir yükseklik olmaya başladı. Yani tatilin üzerinden de neredeyse 10 günlük bir zaman geçti. Artık bunu net bir biçimde gözlüyoruz. Daha rahat bir biçimde görüyoruz. Test pozitiflik oranımıza da dikkat ederseniz %10'lar civarına geldi. Yani tatil dönüşünün etkileri şu anda bizim üzerimizde yoğun bir biçimde devam ediyor. Devam edecek sizce. Bir taraftan da yine bakıyoruz. Yani yeni bir pikten bahsedebilir misiniz? Can kayıplarımız, evet, vaka sayılarımız artıyor ama delta varyantının da etkisi olduğunu görüyoruz. Yeni bir kapanma bundan sonraki dönemde sonbahara dair bize ne söylüyor? Bir kere bu süreci 1 Haziran'dan itibaren almak gerekir. 1 Haziran'da aslında çok da istenen bir seviyede değilken kademeli normalleşmeye girdik. O dönemde henüz daha 100.000'de 45'ler civarındaydı olgu oranımız ki uluslararası olarak baktığımızda, bilimsel olarak baktığımızda yapılan yayınlardan 100.000'de 25'in altında olması gerekiyordu. Beklenen oydu. O zaman normalleşme sürecine girebilirdik. Evet. Fakat biz bunu beklemedik. Temmuz ayının başından itibaren de neredeyse tamamen normalleştik. Covid-19 açısından baktığınızda sadece nargile içmek yasak. Onun dışında her şey neredeyse serbest. Şimdi böyle baktığımız zaman bu olgu artışı çok doğal aslında, insan hareketli. Çünkü yeterli bağışıklık seviyesinde değiliz toplumsal olarak. Yani iki doz aşısını yapanlar yeterli oranda değil, %70'lerin üzerinde olması gerekiyor. Özellikle delta varyantıyla beraber bu oran daha da yükseldi. %80'lere doğru çıkması gerekiyor. Şimdi son dönemde o olgu artışları bir geometrik artışa girmişken birdenbire bıçakla kesilir gibi kesildi. Tabii bu bir takım şüpheleri de beraberinde getiriyor. Yani şu anda bizim bakanlığın açıkladığı tablodaki hasta sayıları gerçek hasta sayıları mı? Çünkü 240.000 civarında bir test yapıyoruz. Halbuki bizim şu anda çok daha yukarıda, yani 700.000 civarında bir test yapmamız gerekiyor. Belki de gerçek verileri elde edebilmek amacıyla. Neden yapamıyoruz? Onu bakanlığa sormak gerekiyor. Yani Sağlık Bakanlığı'na. Çünkü filyasyon çalışması dediğimiz çalışma aslında tersinden olgunun kökenine gitmektir. Nereden bulaştığını yakalayabilmek ve orada izolasyonu sağlayabilmektir. Ama biz şu anda sadece yakınmaları olan hastalara test yapıyoruz veya isteyenlere test yapıyoruz. Bu şekilde de elde ettiğimiz veri bu. Yani hastanelere başvuranları yapıyoruz. Onların çevrelerine taramak, oradan olguyu yakalamaya çalışmak, temel olguyu yakalamaya çalışmak gibi bir hedefleme yok. O nedenle de test sayımız oldukça düşük. Ama buna karşın %10 pozitiflik oranı demek ilerisi için ciddi bir tehdittir. Bu artışı bekleriz, devam edecektir büyük olasılıkla. Bakanlığın izin verdiği ölçüde diyorum ben buna. Hani sayısal olarak, çünkü geçen sene de buna benzer bir süreç yaşamıştık.
O zaman işte hasta vaka gibi bir saçma ayrıma gidilmiş ve ardından çok düşük olgu sayıları açıklanmıştı. Şimdi nasıl olduğunu net olarak çözemiyoruz. O bıçakla kesilir gibi kesilme aslında bilimsel değil. Daha da yükselmesini bekliyorduk. O anlamda ben daha yükselmesini bekliyorum. Yeterli toplumsal bağışıklığımız olmadığından ve aşıya karşı beklemediğimiz ölçüde bir direnç oluştuğundan dolayı bu olgu artışı Ağustos ayı boyunca da herhangi bir kısıtlama önlem alınmazsa devam edecektir. Yeni kısıtlamaların gelmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Aşıya direnci konuşacağız ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Delta varyantı özellikle belirtilerine bakacak olursak konuştuğumuz uzmanlar size katılır mısınız? İşte burun akması, hapşırık, tıksırma yani gidiyorsunuz hastaneye test yaptırıyorsunuz. İnsanlar önce sanıyorlar ki işte klima çarptı, cereyanda kaldı ama delta varyantı olduğu tespit ediliyor. Belirtileri bu şekilde. Fakat birçok tanıdığımız yakınen arkadaşlarımız da kendini halsiz, işte burun akıntısı nedeniyle gidiyorlar, testlerini yaptırıyorlar. Fakat negatif çıkıyor. Delta varyantı acaba kaçabilir mi testten? Böyle bir etki var mıdır? Ne dersiniz? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Şimdi PCR dediğimiz test hastanın örneklerinde virüsü saptayıp saptamadığınıza, onun genetik materyalini saptayıp saptamadığınıza dayanır bir test. Başlangıçta bir takım şüphelerimiz vardı. Düşük oranlarda pozitiflik yakalıyorduk ama artık öyle değil. Yani şu anda daha da iyileşti bu PCR testleri. Fakat Dünya Sağlık Örgütü son olarak şunu açıkladı. Yani hep COVID'e yoğunlaşıyorsunuz ama başka virüsler de var. O nedenle de mümkünse bunu çoklu test dediğimiz testle test edin. Belki de o hastalık COVID değil, başka bir viral infeksiyon. Yani adenovirüs infeksiyonu veya başka bir nezle virüsü infeksiyonu. Şimdi biz böyle yapmıyoruz şu anda. Sadece COVID testi yapıyoruz. Belki de o sizin çevrenizdeki insanlar hakikaten başka viral bir infeksiyon geçiriyorlar. Ama COVID testleri bu nedenle de negatif çıkıyor. Ben çoklu test mi yaptırmak istiyorum diyeceğim. Sadece yani, delta varyantıyla ilgili değil. Ona aslında hekimin karar vermesi gerekiyor. Yani hekimin düşünerek karar vermesi gerekiyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü bunu öneriyor. Yani bu şekilde multiplex PCR diyoruz biz buna. Bunun yapılması gerektiğini belirtiyor. Biz şu anda öyle yapmıyoruz. Sadece yakınmaları olanlara pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı diyoruz. COVID bakalım. Diğerlerini şimdilik göz ardı edelim diyoruz. Belki de öyle bir şey yapılırsa başka viral infeksiyonlar da ortaya çıkabilir ama o viral infeksiyonlar her zaman bildiğimiz soğuk algınlığı virüsleri veya nezle virüsleri olabilir. Ha, tedavide bir şey var mı? Hani COVID dışındaysa? Hayır, yok, zaten onlar her zaman vardı bizimle beraber. Evet. Bu anlamda da işte bir parasetamol kullanmak bile çok yeterli olabilir onun için. Hani tanısal anlamda çok büyük bir değişikliğimiz yok diğer varyantlarla. Klinik anlamda da ben çok büyük bir değişiklik görmedim şu ana kadar baktığım hastalar içerisinde. Zaten yayınlar da onu söylüyor. Yani delta varyantının klinik tablosuyla diğer varyantların veya o doğal ilk karşımıza çıkan virüsün klinik tablosunda çok büyük bir değişiklik yok. Evet. Şimdi Sayın Fahrettin Koca'dan da gelen açıklama vardı. Bu özellikle aşı üreticileri ve tedirgin olanlar için sinema, tiyatro, uçak ve otobüsleri isteyebiliriz dedi. PCR testi açıklaması yaptı. Şimdi siz de biraz önce dediniz toplumsal bağışıklık için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 74.901.234 aşı yapılmış. Şu hafif bir yükselme olduğunu görüyoruz ama Sayın Koca'nın açıklamaları yeterli midir? Nasıl bir önlem alınmalı? Bunu da sormak istiyorum. Şimdi şunu söylemekte fayda var bu aşı tedirginliği açısından. Aslında bizim ülkemizde genel bir eksiklik diyeyim ona ya da farklılık da diyebiliriz. Şimdi bilim insanlarının söyledikleri ve bilimin söyledikleri sürekli olarak göz ardı ediliyor. Bu sadece COVID-19 açısından geçerli değil. Yani bakın yaşadığımız bugünkü süreçlerin tümüne birden birçok uyarı yapılıyor. Bilimsel anlamda bir takım uyarılar yapılıyor. Ama ülkedeki genel hava eğer bilimsel üretimi destekler, bilime öncelik tanır halde değilse o zaman bu felaketler hep karşınıza çıkacak. Çünkü hurafeler ve boş inanışlar bu şekilde yaygınken insanların aynı zamanda
komplo teorilerine eğilimi de artıyor ve buna bağlı olarak da aşıyla ilgili birçok tedirginlik söylenebiliyor. Maalesef. Şimdi en önemlilerinden bir tanesi, ben onu söyleyeyim, işte bunun yeterli çalışmasının olmamış olması. Bu sıvının ne olduğunun bilinmiyor olması gibi. Yani hani bunlar o kadar saçma ki. Şöyle bir baktığınız zaman bilimsel literatürün içerisine girdiğinizde binlerce çalışma olduğunu görüyorsunuz aşılarla ilgili. Binlerce çalışma. Birçoğunun faz çalışması tamamlanmış durumda, güvenilirliği kanıtlanmış, etkinliği kanıtlanmış durumda. Ama biz ne kadar bunu söylersek söyleyelim, ülkedeki o atmosfer insanları etkiliyor. Hı hı. Ülkedeki atmosfer bilimi öncelikleyen, bilimin izinden giden bir durumda olursa, o zaman insanlar da doğal olarak o atmosferden etkilenip bilimsel verilere güven duymaya başlıyorlar. Bunun tersi, o zaman aşıların kısırlık yaptığını söyleyenlere inanmaya dönüşüyor. Ve ne yazık ki şu anda yaşadığımız süreçte bu. Buna karşın aşı olma oranı aslında iyi yükseliyor, fena gitmiyor. Çünkü insanlar pratik süreçte de şunu görmeye başladılar. Örneğin ben bugün vizit yaptım. Covid-19 hastası baktığım hastaların sadece bir tanesi tek doz aşı olmuştu. Geri kalanların hepsi aşısızdı. Hem de kalp rahatsızlığı olan bir teyzemiz ne yazık ki aşısını yaptırmamış. Tam tersine biz onlara öneriyoruz başta. Kızı diyor ki korktuk biz aşı yaptırmaktan. Yani kendisi olmuş halbuki. Yani hani bunu nasıl anlatacaksınız, nasıl söyleyeceksiniz? Tam tersini öneriyoruz. Diyoruz ki kalp hastası olanlar, altta yatan hastalığı bulunanlar, bu hastalık için risk faktörünü taşıyanların mutlaka aşı olması gerekir diyoruz. Ama işte bilimin önceliklenmesi, bilimin hakim atmosfer haline gelmesi gerekiyor. Ülkemizdeki en önemli eksikliklerden bir tanesi. Bizim o tek doz aşı olanları bir an önce ikinci doza çevirmemiz ve iki doz yeterli koruyucu bağışıklığı sağlayacak aşılarının yapılmış olması gerekiyor insanların. Yoksa önümüzdeki Eylül ayı da bizim açımızdan sıkıntılı geçecek. Ağustos'u kaybettik gibi zaten. Maalesef çok önemli bir konuya değindiniz. Peki hastanedeki doluluk oranı nedir şu anda hocam? Bu delta varyantın etkisini nasıl görüyorsunuz, nasıl gözlemlediniz? Yoğun bakımımızda oldukça fazla sayıda COVID'li olmaya başladı. Ama idare ediyoruz, çevirebiliyoruz. Servisimizde yavaş yavaş hastalar yatıyor. Ama şu anda sıkışıklık var mı? Yok. Yani şu anda örneğin COVID-19'da hastalar gelmeye devam ederse biz onları yatırmaya devam ederiz ki biz istemiyoruz. Gelmesinler, yatırmayalım, gidip aşılarını olsunlar bir an önce insanlar, hasta olmasınlar. Aşı olmayanların varyantı da diyebiliriz değil mi bir anlamda? Yani çünkü Delta varyantının en çok aşı olmayan vatandaşlarımızda etkisi olduğunu görüyoruz. Katılır mısınız? Evet, katılırım. Aşı olanlar da yakalanabilirler ama çok düşük olasılıkla yakalanırlar ve yakalandıklarında hafif geçirirler. Ne yazık ki şu anda aşı olmayanların bir pandemisini yaşıyoruz. Ve buna bir an önce bir önlem alınmazsa bu süreç Eylül'e de sarkacak gibi duruyor. Bunun için hani siyasi otoritenin bir an önce bir takım kararlar alması gerekiyor. Peki bir soru daha yönelteyim size. COVID olanlar bir doz mu iki doz mu aşı olmalı? Bununla ilgili bir doz olundu, iki doz aşı olundu. Ne dersiniz siz şu an için? Aslında bilimsel veriler COVID olanların tek doz mRNA aşısı yaptırmasının yeterli olduğunu göstermiş durumda. Fakat bakanlık bir ara ikinci doz içinde onay verdi. Nedeni de ağırlıklı olarak şuydu. Yurt dışına çıkışlarda ne yazık ki yurt dışındaki ülkeler sizden iki doz mRNA aşısının olması gerektiğini, o karneyi istiyorlardı. Hı hı. Bu anlamda bakanlık öyle bir onay verdi ama sonra geri çekti bildiğim kadarıyla. Bilimsel olarak tek doz yeterlidir. İkinci dozu yaptırmanın bir sakıncası var mı? Bence yok. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Gün ortasına katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Sağ olun efendim. Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul bizlerle birlikte oldu. Çok kısa bir reklam arası, ayrılmayın, devam edeceğiz.
Efendim gün ortası devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemir, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra hasar tespiti yapılacağını belirtti. Yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak. İlk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak dedi. Bakan Soylu ise sosyal medyada provokatif paylaşımlar hakkında işlem başlatılacağını açıkladı. İsterim. 44 ilde bugüne kadar bu tarihler arasında 197 orman yangını çıktı ve 185'i kontrol altında. 5 ilde 12 orman yangını için çalışmalar sürüyor. Devam eden Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş yangınları var. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Aydın'da Karacasu, Isparta'da Sütçüler, Denizli'de de Güney yangınları sürüyor. AFAD'ın ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında 5 il, 18 ilçe, 99 köyde, 3714 çiftçi, 31.000 dekar alan, 668 dekar örtü altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3961 küçükbaş, 4856 aralık kovan, 1353 tarımsal yapı, 1137 alet makina ve 2088 ton depo ürünü etkilenmiştir. Bunların hasar tazminleri konusunda zaten gerekli açıklamaları da yaptık. Bunlar da hala sürüyor ve devam ediyor. Yine tarım sigortaları kapsamında, Tarsim kapsamında bugüne kadar 108 milyon lira sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve çalışmalara devam ediyoruz. Müdahalede araç sayılarımızı da mutlaka hesaba katmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece ve sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil, bununla beraber diğer makine teçhizat ve tabii ki en önemlisi insan sayılarının üzerinden de gitmemiz gerekiyor. Risk yönetimi çerçevesinde artan yangınlara karşı yine hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca arttırdık. Örneğin 28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki bir uçak, 21 helikopter ve 206 aracımızla müdahale ederken 31 Temmuz'da 107'ye ulaşan yangınlara da 6 uçak, 36 helikopter, 736 aracımızla müdahale ettik. Yine 4 Ağustos'tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter, 850 aracımız ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz. Tekrar söylemek icap ederse ki bu konu kamuoyunda maalesef speküle ediliyor. Yanan yerlerin ne olacağı konusu. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan enval, yani yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak. Şu ana kadar 54 ayrı birimden yangın sebebiyle 11.844 haneden 36.365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır. Yine bunların bir kısmı Kredi Yurtlar Kurumu'nun misafiri oldular. Bir kısmı konteynerde, çadırlarda barınıyorlar. Diğer bir kısmı da kendi aileleri, yakınları, akrabaları veya köyde karşı karşıya kalmışsa, şehirde bir ev varsa oraya intikal ettiler, ettirildiler. Bunlar da jandarmamızın koordinasyonunda bir taraftan karayolları, diğer taraftan sahil güvenlik, tüm birimlerimizle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri hep beraber bu süreci yönetme konusunda bir irade ortaya konulmuştur. Belki de hayatın olağan akışının bir gerçeği bu. Provokasyon yapmak isteyenler var. Provokatif davrananlar var. Sahada bu konuda motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Ama bunu aldırmadan
yola devam edildiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sosyal medya üzerinden de boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3246 içerik tespit edildi. Ve bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi. Ve bu arada tespit edilen işlemler, ihbarlar bu konuda hala devam etmektedir. Temennimiz odur ki bu kadar büyük bir mücadelenin gerçekleştiği, biraz önce Sayın Bakanımızın da dediği akut bir meseleyle karşı karşıya kaldığımız, birçok afetle karşı karşıya kaldığımız ama hem afetin sürdürülebilir olarak devam ettiği, hem de afetten etkilenen insanlara devlet olarak ve tüm kurum ve kuruluşlar olarak onlara devletliğimizi gösterdiğimiz bir anlayışla bu kadar uzun eremi ilk kez karşı karşıyayız. Yani efendim, Yeşil Vatan nöbeti devam ediyor. PKK'nın yaktığı ormanlarımız için Türk milleti birlik olmuş durumda. Eğitimli, gönüllü ekipler mücadele sahasında görev başında. Vatandaşlar da omuz omuza alevlerle mücadele ediyor. Sosyal medyada paylaşılan provokatif mesajlarsa tepki var. Herkes işini gücünü bırakarak geldi. 7 gündür farklı alanlarda söndürme çalışmalarında bulundu. Müdahalelerimize devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'nın orman saldırılarına göğüs geriyorlar. Günde sadece 2 saat uyuyarak alevlerle mücadele ediyorlar. 2 saat civarı falan. Ve 7 gündür yangınlara, 5-6 gündür yangınlara müdahale ediyoruz. Evet, inşallah yakında bitecek. Tek dileğimiz o. Tire Arama Kurtarma Eğitim Derneği Marmaris Hisar önünde Yeşil Vatan için nöbette. Gerekli bölgeleri soğutma olmuyor. Müdahale edemiyoruz çoğu yere. Yeni bir yangına koşuyor oluyoruz. İşte sivil vatandaşlar müdahale etmeye çalışıyor. Sağ olsunlar. Eğitimli ekiplerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar kolları sıvamış durumda. Bu yalan terörüne, bu yangın terörüne karşı gövdelerini siper ettiler. Bitlis, Bingöl, Adana, Batman, Manavgat, Gebze. Yine Gebze. Tabii yine Manavgatlı köylülerimiz, üreticilerimiz, gönüllülerimiz burada can siperhane yangına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Burası yangınların merkezindeki mücadele sahası. Birlik beraberliği gördüğüm her tarafta, Türkiye'nin dört tarafta gelen insanlar var. Canla başla çalışan insanları gördüğüm zaman. Yangın çıktığından beri buradayız. Bak 9 gündür buradayız. Evet. Vallahi canla başla mücadele ediyoruz. Hep birlikte tek görev olduk. Bu yangını yenmek için savaşıyoruz. İnşallah. Allah'ın izniyle bu yangını söndüreceğiz. Sadece alevlere karşı savaş verilmiyor. Enerjinin sağlanması için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yanan direkleri tekrardan zemin hazırlayıp tekrar dikiyoruz vatandaşa. Enerjiyi en kısa zamanda ulaştırabilmek için. Ulusal kanal yangın noktalarında an be an yayında. Halkı en çok rüzgar zorluyor. Yanıyor ama rüzgar kalktığı zaman bir daha yanmaya başlıyor. Onun için soğuk uygulama lazım. Soğuk uygulama yapıldıktan sonra İnşallah Allah'ın izniyle öbür tarafa sıçramazsa yangın söndürülebilir. Ancak tüm zorluklara ve bu teröre karşı devlet ve millet birlik oldu. El ele baş başa inşallah Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Ama köylüler mağdur. Gerçekten köylüler çok mağdur yani. Halk provokatif eylemlere de tepkili. Buradaki insanlara yardımcı oluyorum burada elimden geldiği kadar. Bir tek ricam var. Selti için buraya geliyorlar. Ormana geliyorlar. Haber yapmak için kendilerine, sadece kendi şeylerini tatmin etmek için buraya geliyorlar. Gelmesinler. Her şey var. Her şey yetiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Efendim, Türkiye hem yangınla hem yalanla mücadele ediyor. Terör yandaşları ve sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yalan söylemler ortaya atılıyor. Sahte hesaplara kulak asmayın diyen Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Arslan, yangınların sorumlusu olarak terör örgütünü işaret etti. Oyuncu Şahan Gökbakar da yangın bölgelerinde provokatörlerin olduğuna, yangınlara müdahale edenlere hakaret edildiğini söyledi. Türkiye yangınları söndürmek için seferber oldu. Alevler bazı noktalarda durduruldu. Ancak bu süreçte sosyal medyadan yanlış bilgiler servis edildi. Türkiye kamuoyunda küçük gösterilmek istendi. Burada bir ihmalin, bir gecikmenin söz konusu değildir. Orman Genel Müdürlüğü bu konuda uzman bir kuruluştur. Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan bu konu üzerine Twitter'dan bir video paylaştı. Paylaşımında Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Arslan'ın konuşması yer aldı. Yangınlarda Türkiye olarak orman yangınlarında çok güçlü bir altyapıya sahibiz.
Öz Orman İş Sendikası Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü'nün yıpratılmaması gerektiğini söyledi. Sahte hesapların yalan haber yaydığını belirtti. Bu anlamda Orman Genel Müdürlüğü'nü yıpratmanın kimseye faydası yok. Dikkat edersek bakarsak Help Türkiye diye bir Twitter açılıyor, bir hesaplar açılıyor. Bu hesaplara bakarsanız hesap paylaşanların çoğunun takipçisi bile yok. Aslan mesajında yangınlarda terör örgütünün bağlantısına dikkat çekti. Antalya, Muğla yangınlarına baktığımız zaman burada bir sabotaj ihtimalini bize önümüze koyuyor. Çünkü aynı noktada bir yangın bir noktada çıkıyor. Bunun dışında 5-6 yerde tekrar yangınlar devam ediyor. Bu otomatikmen bir kundaklama, bir terör olayı olduğunu bize gösteriyor. Bununla mücadele etmek hakikaten zor, tıpkı bir deprem, sel afetleri gibi. Bu da böyle bir afet. Oyuncu Şahan Gökbakar da sosyal medyadan isyan etti. Lütfen bana inan. Buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar. Yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Gökbakar evinin arkasındaki yangın bölgesine provokatörlerin botlarla gelip hiçbir komut dinlemediğini söyledi. Ama tipleri çok değişik. Provokatörler dolaşıyor şu anda. Evimin arkasındaki alanda, ağaçlık alanda provokatörler var şu anda değerli arkadaşlar. Gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine doğru koşuşturuyorlar. Sanki bir kahraman edasıyla yangını söndüreceklermiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından da buradan hem buradaki itfaiye ekiplerinin görevini yapmasını engelliyorlar hem de başta sahil güvenlik komutanları, buradaki donanmadaki komutanlarla ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar gözümün önünde. Dikkat çeken noktalardan biri de bölgeye giden kişilerin yangın bölgesindeki çalışmaları manipüle etmesi. Sahil güvenliğin buradaki donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar gözümüzün önünde. Ateşin içine doğru yürüyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan giren itfaiye ekipleri siz ne yapıyorsunuz orada? Ateş üstünüze geliyor. Çıkın deyince sen kimsin lan diyorlar. Efendim, PKK'nın üstlendiği orman yangınları ve yürütülen propagandaya ilişkin Vatan Partisi bir basın açıklaması yapacak. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Ekranda da göreceksiniz. Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı bir açıklama yapacak. Sayın Meltem Ayvalı ve Yıldırım Gençer'i de görüyorum şu anda ekranda ve sözü Ankara'ya bırakıyoruz. Söz Sayın Özgür Bursalı'da. Buyurun efendim. Milletimiz, değerli basın mensupları, ekranları başında izleyenler, vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, hepinizi Vatan Partisi Genel Merkezi'nden saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli yurttaşlarımız, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik yeni tipte bir savaş başlatmıştır. Yeni tip dünya tarihine de böyle geçecektir. 200'ü aşkın noktada aynı yerde çıkan yangınlar iklim sebeplerinden, işte mangallardan, izmaritlerden dolayı çıkmamıştır. Bu doğrudan doğruya Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yeni tip bir savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu saldırı doğrudan doğruya Türkiye'nin turizmine, ekonomisine ve tarımına yönelik başlatılmış bir saldırıdır. İlan ediyoruz. Hedef Türkiye'dir. Bu yangınlar da, tekrar altını çiziyoruz, Biden yangınlarıdır. Çeşitli finans çevrelerinden beklediğimiz ekonomik yaptırımlar, saldırılar ya da başkaca Türkiye'ye yönelik saldırılar, işte beklenmeyen şekilde bu Biden'ın orman yangınlarıyla Türkiye'nin önüne çıkarılmıştır. Hedef Türkiye'yi teslim almaktır. Amaç Türkiye'nin ekonomisine düz çökertip Türkiye'de hükümeti devirmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni tip savaşta kullandığı alet PKK'dır, HDP'dir, FETÖ'dür. Yani eline çakmağı alanlar, ormanlarımızı yakanlar PKK ve FETÖ unsurlarıdır. Kesin delillerle mevcuttur. Biz Vatan Partisi olarak ilk günden bugüne, Manavgat'ta çıkan ilk yangından bugüne her aşamada bu yangının Biden yangını olduğunu ve bunu
PKK-HDP eliyle başlattığını sarsılmaz olarak ifade etmiştik ve ilan etmiştik. Zaten milletimiz de bu gerçeğin bilincindedir. İşte PKK'nın çeşitli unsurları bu saldırıları üstlenmiştir. Sahada olan herkes bugün gibi açık olan gerçeği görmektedir. Türkiye'miz zorlu bir süreçten geçiyor. Yangınların içinden geçiyoruz. Bu yangınlara alışkınız. Bu yangınlar yeni değil. 2008'lerden beri Türkiye büyük bir mücadelenin içinden geçiyor. Askerimiz, polisimiz, korucumuz, milletimiz tüm cephelerde emperyalizmle savaşıyor. Yangınlar işte bu yeni savaşın yeni bir cephesi. Ancak şunu ilan edelim. Amerika Birleşik Devletleri PKK'sı o Amerikan silahlarıyla yapamadıklarını, teslim alamadıklarını şansları sıfırdır. Türkiye bu savaşa geçit vermeyecektir. Biden'ın hatırlarsınız 24 Nisan'da Türkiye'yi soykırımcı ilan etmesi, onu da o dönem Vatan Partisi olarak Türkiye'ye yönelik bir hücum borusu öttürdüğünü, bir hücum borusu ilan ettiğini milletimize ifade etmiştik. İşte o hücum borusu, Türkiye'ye yönelik tehditlerin harekete geçirilmesi süreci bugün bu Biden yangınlarıyla devam etmektedir. İşte amiral bildirileri, o bozguncu bildiriler iç cepheyi dağıtmaya yönelik, ekonomik yaptırımlar, tehditler, Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar, iç cephedeki çeşitli FETÖ ve PKK tertipleri kışkırtmaları, bütün bunlar Türkiye'yi kaosa ve kargaşaya yöneltmek için, sürüklemek için ve Türkiye'de hükümeti devirmek için getirilen, önümüze konulan saldırılardır ve Türkiye bu, özellikle Türkiye hükümetimiz bu saldırıların, bu tehdidin boyutlarının farkında olmalıdır. Bu tehdidin çapını iyi görmemiz lazım. İyi görmemiz lazım ve buna göre seferber olmamız lazım. Tehdidin kaynağını iyi saptamamız lazım. Şu an sahada pek çok noktada mücadele eden herkesi selamlıyoruz. Bu emperyalist saldırıyı bütün boyutlarıyla milletimize ilan eden Vatan Partisi aynı zamanda ilk günden beri bütün yangın alanlarında, Antalya'mızda, Muğla'mızda, Denizli'mizde, Aydın'ımızda, Adana'mızda, Hatay'ımızda, her yerde il başkanlarıyla, il örgütleriyle, gençlik örgütleriyle mücadelede ve cephenin en önündedir. Tabii alevlerin ortasında canla başla mücadele eden itfaiyecilerimiz, askerimiz, jandarmamız, ormancılarımız, pilotlarımız, gençlerimiz, köylülerimiz, hepsini saygıyla selamlıyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Destansı bir mücadele veriyorlar. Görülmemiş bir mücadele veriyorlar. Hepsi büyük milletimizin dayanışma gücüyle, milletimizin üstün fedakarlık duygularıyla ve iyimserlikleriyle destan yazıyorlar. Sadece yangın bölgelerinde de değil, ülkemizin dört bir yanında milletimizin kalbi oralarda çarpmaktadır. Her yerden telefonlar alıyoruz, talepler alıyoruz. O bölgelere gidelim, o alevlerin içine girelim, o dayanışmanın içine girelim mesajları alıyoruz. İşte Türk milleti bu yüzden Türk milleti. İşte bu yüzden destanlara sahip bir millet. Ve bu yüzden bu yeni tip savaşları da önleyecek kabiliyette bir millet. Tekrar şu anda da o mücadelenin başında olan herkesi, emek koyan herkesi saygıyla selamlıyoruz. Tabii bu yangınların bir boyutu da özellikle iç cephede birliği bozmak, disiplini bozmak, kışkırtma ve kaoslar planlamak olduğu çok açıktır. Bugünkü basın açıklamamızın merkezinde de buna yönelik tavrımız bulunmaktadır. Bu yangınlar, bu Biden yangınları aynı zamanda Türkiye'nin içinde çeşitli kışkırtmalar tertip etmek için bazı merkezleri harekete geçirmiştir. Bu harekete geçenler yangınların pususunda olanlardır. Derken bozgunculuk yapanlar yangınların pususunda olanlardır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti, bu yöneticiler, bunların yöneticileri kundakçıların cephesinden yangınları söndürmek için değil, harlamak için sürecin başından beri görev yapmaktadırlar. Yani Türkiye'nin mücadelesini zaafa uğratmak, yıpratmak, itibarsızlaştırmak, ayağına çelme takmak için her türlü yönteme başvurduklarını görüyoruz.
Daha önce hatırlarsınız, büyük felaketler olsun, büyük yangınlar olsun, seller olsun, depremler olsun, Türkiye karışsın, kaos olsun ve hükümet devrilsin diye açık açık bunları ilan eden gazeteciler vardı. O Biden takımının gazetecileri. İşte bugün yaşanan onlardır. Bugün Türkiye'deki felaketi fırsata çevirmek isteyen merkezler yine iş başındadır. O yüzden şu anda da ateşi söndürmek için değil, harlamak için görev başındadırlar. Altını çiziyoruz. Yeter ki Türkiye içine girdiği savaşı kaybetsin. Yeter ki Türkiye ekonomisi batsın. Yeter ki diz çöksün ve teslim olsun. Niyetleri budur. Yoksa dertleri orman yangınları değildir. İşte bu Biden planları içerisinde bu takım devlete, millete ve doğaya da düşman olmuştur. Bunu da açıkça ifade etmemiz lazım. Bakın, karamsarlık, yıkıcılık, çaresizlik propagandası bozguncuların en büyük sermayesidir. Yürekleri bu milletle çarpmamaktadır. Alevlerin içinde döktükleri timsah gözyaşları o yangınları söndürmeyecektir. Söndüremez zaten. Evi, bahçesi yanan, hayvanlarını kaybeden milletimizin acılarıyla, gözyaşlarıyla bu Atlantik cephesinin, Atlantik takımının gözyaşları kesinlikle aynı değildir. Bakın, milletimiz yürekten ağlar. Biz Asyalılar yürekten ağlamasını biliriz. Yürekten ağlarız. Duygulu insanlarız. Ama bir bu yürekten dökülen gözyaşları var. Bir de timsah gözyaşları var. Bir de işte o Hollywood setlerinde akıtılan gözyaşları var. O Atlantik senaryoları içerisinde akıtılan gözyaşları var. Milletimizin gözyaşlarında dahi kararlılık var ama onların gözyaşları milleti kandırmak için. O yüzden altını çiziyoruz. Ağlayarak savaşılmaz ve ağlamak için savaşılmaz. Hiçbir savaş ağlayarak kazanılmamıştır. Buradan hem bu işi bilerek kasten yapan bozgunculara sesleniyoruz, hem de maalesef o iklimden etkilenerek, gözyaşı dökerek o savaşın içinde olan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Cephede Mehmetçiğimiz umutla savaşıyor. Bir tane Mehmetçik gösterebilir misiniz, ben yenileceğim diye siperi atlayan? Ya da bir tane itfaiyeci bulabilir misiniz, ben alevler içinde boğulacağım diye o alevlerin içine atlayan? Bir tane ormancı görebilir misiniz, yanıyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz diye o mücadeleyi veren? Bunları göremezsiniz. Atatürk de böyle değildi. Atatürk milletimize işte o ölmeyi emrederken orada bile bir iyimserlik ve umut vardı. Ve İstiklal Savaşı bu tavırla kazanıldı. Ve bugün mücadelenin içinde olanlar bu tavırla savaşıyor. Bakın, onları sosyal medyalarda göremiyorsunuz. Onların derdi poz vermek değil. Onların derdi o yangınları söndürmek, vatanı savunmak. O yüzden bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Bu karamsarlığa, bozgunculuğa geçit vermememiz lazım. Sosyal medyada profesyonel fotoğrafçılarını arkalarına alarak, ellerini başlarının üstüne koyarak yanan alevler içinde poz vermek en kolayı. Bu tavırlar Türk milletine önderlik edemez. Ve bu tavırlarla kimseyi kandıramazsınız. Yangını çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'ne ve kibriti çakan PKK'ya tek söz edemeyenler kundakçılara yardakçı olmaktadır. İşte şimdi bunların, bu karamsarlık iklimini, korku iklimini yayanların, bu bozgunculuğu kasten körükleyenlerin bazı yalanlarını belgelerle tek tek sizlere ve milletimize sunmak istiyoruz. Bir, hepimizin bildiği üzere bir Help Turkey, Türkiye'ye yardım kampanyası başlattılar sosyal medyada. Bu tartışma Türkiye'nin gündemine oturdu. Bakın, o kadar çarpıcı ki bu başlatılan Türkiye'ye yardım çağrıları, işte Global Call, onu da bunun içine alabiliriz. Özellikle bu Help Turkey etiketi, %71'i sahte hesaplardan atıldığı tespit edildi. %71'i. Yani toplamda 2.8 milyon tweet atılıyor ve bunların 2 milyonu sahte. 2 milyon sahte hesap, 2 milyon sahte tweet, 2 milyon sahte duygu, 2 milyon kışkırtma tweeti. Ve bunların %25'i Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Bunların %25'i Amerika Birleşik Devletleri merkezli atılıyor. İşte size operasyonun kaynağı. İşte size operasyonu tertipleyenlerin merkezi, adresi. Ve 7 noktada henüz daha yangının ilk günlerinde yangın varken
Bu Health Turkey etiketiyle 60 noktada yangın olduğu ifade ediliyor. Çünkü biliyorlar. Aslında şaşırılacak bir şey yok. Yani o yangınların devamının getirileceğini, ormanlarımızın yakılmaya devam edileceğini en iyi onlar biliyor. İşte zaten PKK'ya o kibriti çakmağı verenler onlar. İşte bu kadar açık bir operasyonla karşı karşıyayız. Burada iyi niyetle bu tweetlere destek veren, Türkiye'de bu yangınların sönmesi için çırpınan ve buralara diyelim tweetler atan iyi niyetli vatandaşlarımızı ayırıyoruz. Ama aynı zamanda uyarıyoruz. Aynı zamanda uyarıyoruz. Bu emperyalizmin bu sosyal medya oyunlarına gelmeyelim. İyi niyetli yurttaşlarımızı ayırıyoruz ama kasten bu propagandaya sarılan bozguncuları da affetmiyoruz. Atlantik işbirlikçileri Türkiye'de ormanlarımızı yakanlardan yardım dileniyor. Adamlar ormanımızı yakıyor, biz onlardan yardım dileniyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bir diğeri, hepimizin bildiği, bu mücadelenin başından beri Mehmetçik nerede, asker nerede? Mehmetçik de demiyorlar onlar. Asker nerede, jandarma nerede, tomalar nerede, Türk Silahlı Kuvvetleri nerede diye bir bozguncu propaganda yine estirilmeye çalışıldı. Bunun da ilk günden beri nasıl bir yalan olduğu bütün belgeleriyle ve olgularıyla gün gibi ortadadır. Bakın, hükümetle ordu arasında da çeşitli kışkırtmalar ve güvensizlikler yaratmak isteyenler yazılar yazdı. Hükümetle ordu arasında problem var. O yüzden işte askerler sahaya çıkmıyor diye. Bu yazılar yazıldı. Nereden hatırlıyoruz bu yazıları? Rand Corporation raporlarından hazırlıyoruz. İşte öyle kışkırtmalar fitillendi. Ama gerçek nedir? İşte gerçek burada gözüküyor. İlk günden beri Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz bütün araç ve imkanlarıyla bu mücadelenin içinde. Bütün araç ve imkanlarıyla. İşte burada da fotoğraflarda da gözüküyor. Toma yangına müdahale ediyor. Jandarma toması, polislerimiz, işte çevik kuvvet polisleri bile orada. İnsanlarımızın yanında. Ve sadece askerlerimiz, polislerimiz değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, İHA'lar, işte itfaiye araçları, çeşitli alet, edevatlar, hepsi bu yangının ilk gününden beri, altını çiziyoruz, ilk gününden beri mücadele cephesinde. İşte en son bizim Hatay İl Başkanımız Sayın Yunus Özgür Yıldırım'ın Hatay'da yangınları söndürdükten sonra kışlasına marşlarla, coşkuyla dönen askerlerimizin çektiği videoyu, o videoyu bütün kamuoyu Türkiye gördü, öğrendi. Orada Mehmetçiğimizi gördük. Orada Mehmetçiğin mücadele azmini, kararlılığını en canlı şekilde gördük. Ve bu tertipler tutmaz. Tutmayacağı da ortadadır. Bu ülke ordusuyla, devletiyle, milletiyle bir bütün olarak bu Biden yangınlarına karşı mücadelesini vermektedir. Yine en çok tartışılan yalanlardan ve bozgunculuklardan biri de hava desteği yok yalanı. Hepimiz açıyoruz, uçak yok, helikopter yok, uçak gelsin, helikopter gelsin, yanıyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz. Başka bir manzarayla karşılaşamıyoruz özellikle o Biden medyasında ve onların temsilcilerinde. İşte onun da nasıl bir bozguncu propaganda olduğu ortalığa serilmiştir. Bakın, Türkiye'de 200 aşkın noktada bu yangınlar yandı. Her ateş parçasına, her kıvılcıma bir uçak, bir helikopter yetişememiş olabilir. Elbette yetersizlikler de var. Ama öyle bir propaganda estiriliyor ki sanki hiç uçak yok, hiç helikopter yok. Hiçbir şekilde havadan su atılmıyor. İşte ilk günden beri onun da doğru olmadığı ortada. Şu an 51 helikopter, 16 uçak bütün imkanlarıyla gece gündüz, sabahın ilk saatlerinden ki bazıları gece, bu yangınlarla mücadele ediyor. Hatta çok enteresan, bu yangınları, bu yalanları, bu bozgunculukları körükleyenler o kadar özgüvenli ki, izliyoruz canlı yayınlarda o özellikle CHP milletvekillerini ve belediye başkanlarını, canlı yayında feryat ediyor, uçak yok, helikopter yok diye tepeden uçağın geçtiğini görüyoruz. Yani daha yalanları kendileri söylediği anda sönüyor. Canlı yayınlarda yalanları sönüyor. Uçak yok diye feryat ederken tepesinden uçaklar geçiyor, helikopterler geçiyor. Böyle bir iklimle karşı karşıyayız. İşte yine açıklanan kaynaklarda ilk günden, yani 28 Temmuz'dan itibaren kaç uçak, kaç helikopter, kaç araç gelmiş, 4 Ağustos'a kadar hepsi bunların kayıtlı gerçeklerdir. Bir diğer yalan, bu doğrudan doğruya
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir fitne olarak, bir bozgun propagandası olarak ortaya atılmıştır. Ormanlar yanan ormanlar imara açılacak yalanı. Yani insanlarımız kova kova, emek emek, terler içinde, kan ter içinde o savaşı verirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıyor oturduğu yerden, diyor ki o ormanları yakıyorlar çünkü oraları imara açacaklar. İşte sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, onun devamından gelen bütün takımı da bu propagandaya katılıyor. Ve şuraya geliyorlar, hükümet bu amaçla bu yangınları yaktı. Yani Türkiye bu yangınları kendisi yaktı işte, rant için, bilmem ne için. Asıl rant felaket rantı. Bunların en iyi anladıkları rant o. Türkiye felaketlere sürüklensin de nasıl olursa olsun. İşte o felaket rantçıları, işte ormanlarımız rantları açılacak diye çeşitli yalanlar uydurarak çukurun dibine batmışlardır. Bunu açık söyleyelim ve sahada mücadele eden insanlarımıza en büyük haksızlığı, en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Milletimiz onlara elinin tersiyle itiyor ama bunu da görmemiz lazım. Bu kadar hengamenin içerisinde bu moral bozan bu bozgunculukları mutlaka milletimiz not ediyor. Ve ayrıca anayasa ve kanunlarda da sabit olduğu, anayasamızın 169. maddesinde de belirtildiği üzere bu yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağı belirtiliyor. Ve çeşitli yetkililer tarafından da bu en üst düzeyde ifade edilmiştir. Bu yalan ve bozgun da tutmamıştır ve tutmayacaktır. İşte şimdi bir yalanda, bu da çok tartışıldı. Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangınlar ve çevresinde o alevlerin çoğalmasından kaynaklı olarak santral patlayacak yalan. Termik santral patlayacak yalan. Yani öyle şeylere başvuruyorlar ki, özellikle CHP Muğla milletvekillerinin başını çektiği bu korku yayma, yalan yayma, milletin moralini bozma, milleti paniğe sürükleme propagandası, işte termik santrale yangınlar ulaşacak ve infial olacak. Muğla ortadan kalkacak. Bu yangınları binle çarpın. Büyük patlamalar yaşanacak. Yani halbuki kendilerini de tanıyoruz. O milletvekilleri o termik santralde böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini en iyi bilen kişiler. Ama buna rağmen bu bozgunun merkezinde yer alıyorlar. Buna rağmen millete yalan söylüyorlar. Bakın bir haftadır Kemerköy termik santralini patlatamadılar. Bir haftadır o santrali çatlatamadılar. Bir türlü orada infial yaratamadılar. Hatta öyle ki şimdi onu yapamadıkları için Yeniköy'de benzer şekilde olacak, infialler olacak diye onun propagandasına başladılar. Ya bunun anlamı nedir? Bunun anlamı nedir? Bu kadar mantığa, bilime, ahlaka aynı zamanda aykırı kameraların karşısına geçip 100 metre kaldı, buralar patlayacak, infial olacak propagandasının anlamı nedir? Bu işte tamamen milletten ruhen de kopmuş, bozgunculuğa saplanmış ve kendi kişisel hesaplarında aynı zamanda her şeyin ötesinde tutan çeşitli işte siyasetçilerin tavrıdır. İşte Kemerköy Termik Santrali'nde görüyoruz, yanmadı. Yanmadı ve ufak tefek hasarlarla atlatıldı. Zaten çeşitli önlemler alınmıştı. Etrafına işte kazılar kazılmıştı. Patlayıcı maddeler çoktan tahliye edilmişti. Elbette yangının rüzgarından kaynaklı alev dibine kadar geldi ama yanmadı. Sapasağlam ayakta duruyor santral. Yeniköy Termik Santrali de yanmayacak. Yani hiç boşuna buralarda nefesinizi tüketmeyin ve milleti korkuya paniğe sevk etmeyin. Edemezsiniz. İşte şimdi bütün bu bozgunculuğun kaynağı aslında dün çok çarpıcı bir fotoğrafla tekrar milletimizin önüne gelmiş oldu. Onu da bütün milletimize buradan ilan ediyoruz. İşte 6 Ağustos günü dün HDP, PKK'nın partisi HDP, Cumhuriyet Halk Partili olan Milas Belediyesi'ni ve Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakın işte bütün bu yaşadığımız süreci anlatan tablo. Yani bir yanda biz Biden yangınlarına karşı mücadele ediyoruz. Bir yanda o yangının kibritini, çakmağını elinde tutanlar ve ormanlarımızı yangınlara verenler işte bu işin başındaki göğe belediye başkanlarını ziyaret ediyorlar. Bakın fotoğraf budur. Yangının orta yerinde PKK'nın partisi HDP ile fotoğraf vermek bu yangınları körüklemektir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti ittifakı bir kez daha zaten milletimizin
bütün açıklığıyla bildiği bu ittifak bir kez daha yangınların orta yerinde kol kola milletimizin önüne serilmiştir. Bu fotoğrafı dikkatinize sunuyoruz. Yakanlar bu fotoğrafta. Ey Türk milleti! Yakanlar bu fotoğrafta. Kibritler, çakmaklar bu fotoğrafta. Benzin bu fotoğrafta. Türkiye'yi yakmak isteyen Biden ittifakı da bu fotoğrafta. O yüzden bu fotoğrafa karşı da uyanık olacağız ve bunlara geçip vermeyeceğiz. Bunu önemli Türk milletine ilan ediyoruz. Bakın o kadar aynı zamanda çaresizler ki bu fotoğrafları o sosyal medyaları çok aktif kullanan belediye başkanları paylaşamadılar. Niye paylaşamıyorlar? Her anı, her saniyeyi o sosyal medyalarından paylaşan o belediye başkanları bu ziyaretleri paylaşmadı. Çünkü bu pozlar o yangınların içinde verdikleri pozlara benzemez. Bunu milletimize izah edemezler ve edemeyecekler. O yüzden bu ittifakın Türkiye'nin geleceğinde, Türk milletinin geleceğinde olma ihtimali sıfırdır. Kaybedecekler. Çünkü ihanet hiçbir zaman kazanamamıştır. Bu da o ihanetin, Türkiye'ye yönelik o ihanetin bir fotoğrafıdır. Yani ormanlarımızı kimler yakıyor? Kimler bu felaketten fırsatlar çıkarmaya çalışıyor? Kimlerin yüreği düşmanlığı atıyor? İşte bu fotoğrafta. İşte hepsi bu fotoğrafta. Bunu da tekrar dikkatinize sunuyoruz. Bütün bu süreçte medyamıza bakıyoruz. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi dışında bütün medyanın yaygara yaptığı gözüküyor. Yayın değil, yaygara yaptıkları gözüküyor. Bir tek Ulusal Kanal, işte bu açıklamayı da sizlere ulaştıran Ulusal Kanal ve bir tek Aydınlık Gazetesi gerçek yayıncılık yapıyor. Tehdidi doğru saptıyor, doğru analizler yapıyor, doğru bilgi veriyor. Hedefi gösteriyor. Çünkü bir tek Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi savaş cephesinde. Savaş mevzisinde milletin gözünden bakıyor, alevlerin içinden bakıyor, Türkiye'nin büyük yangınlarının içinden bakıyor. Biden tayfasının medyasını zaten saymıyoruz. Onlar yalanın ve bozgunculuğun merkezi olmuş durumda. Ama onun dışında da hiçbir milli yayıncılığın Türkiye'de bütün imkanlara rağmen ve olanaklara rağmen örgütlenemediğini görüyoruz. O yüzden milletimize sesleniyoruz. Ulusal Kanal izleyin. Aydınlık Gazetesi okuyun. Bu yayınlarla bu bozguncu zehirlerden kurtuluruz. Ve milletimizi doğru seferber ederiz. Ve doğru görevler alırız. Bu çok çok önemli. Bunun altını tekrar çizmek istiyoruz. Şimdi yakıcı görev. Türkiye büyük zorluklarda, büyük yangınların içinde. Peki ne yapacağız? Bu yangınlara nasıl yanıtlar vereceğiz? Elbette şu an AK Parti hükümeti bütün imkanlarını diyelim bu orman yangınları için seferber etmiş durumdadır. Ancak Türkiye'ye yönelen tehditlerin boyutu çok yüksektir. Ve bu orman yangınlarıyla sınırlı değildir. Bunun altını çiziyoruz. Bu yangınlar sadece gördüğümüz alevlerden ibaret değil. İşte Suriye'deki yangın, yani dibimizdeki PKK varlığı, Doğu Akdeniz'deki geleceğimiz, Karadeniz'den başlayarak Yunanistan'dan Suriye ve İran kuzeyine kadar Türkiye'ye yönelik yeni yangınlar çıkartmak amacıyla dizilen Amerikan üsleri, Türkiye'deki üreticilerimizin derdi, üreticilerin yangını, çiftçimizin, köylümüzün yangını, bunları da görmemiz lazım. Ve bu yangınlardan nasıl kurtulacağız? Bu yangınlarla bir kere mücadele edebilecek, Türkiye'yi seferber edebilecek, Türkiye'yi bu zorluklardan çıkartabilecek Türkiye'ye bir üreticilerin milli hükümeti lazım. Üreticilerin milli hükümeti lazım. Ve Vatan Partisi bu hükümetin merkezinde olması lazım. Çünkü biz stratejimizde, programımızda, kadrolarımızda bu görevler için hazırız. Türkiye'yi yangınlardan çıkartacak parti Vatan Partisi. Ve hükümetin bu tehditlerin boyutunu, kaynağını iyi tespit edip ona göre seferber etmesi lazım bütün milleti. Ve ona göre bir hükümet kurulması lazım. Üreticilerin milli hükümeti kurulması lazım. Bunu bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Yoksa bugünkü imkan ve olanaklarla hiçbir parti tek başına bu süreci yönetemez. Ve hiçbir parti bu sürecin altından tek başına kalkamaz. Zaten sorunlar ortada. Evet, yetersizlikler var, imkansızlıklar var. Bunları biliyoruz. Uçaklar eksik. Maalesef kamu kurumlarımız yıllar içinde etkisiz hale, işlevsiz hale getirildi. O 80 sonrası sürecin getirdiği, Türkiye'ye dayattığı sorunlar ortada. Bunları söyleyelim. Milletimize işte duygu birliğini zedeleyecek, işte o çay paketleri atmalar, o sadaka ekonomisinin getirdiği kültür ve alışkanlıklar,
Bunlardan sıyrılmamız lazım. Tabii bunları söylerken savaş cephesinden söyleyeceğiz. Yoksa bu savaş kazanılmasın, kaybedilsin diye değil. Türkiye'ye yönelik sorumluluklarımız cephesinden aynı zamanda bu eleştirilerimizi ifade edeceğiz. Ama esas gerçeği görelim. Esas büyük yangınlardan Türkiye'yi çıkartacak ve geleceğe başarıyla taşıyacak olan işte bu bahsettiğimiz üreticilerin milli hükümetidir. Vatan Partisi hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda bir tarihsel bir sorumluluk içerisindedir. Biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Türkiye'yi bu Biden yangınlarına teslim etmeyeceğiz. Ve geleceğe umutla, güvenle ülkemizi taşıyacağız. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa soruları da alabiliriz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursa'nın açıklamalarını ekranlarınıza canlı olarak getirdik ve haberlerimize devam ediyoruz. PKK'nın çıkardığı yangınlarla bir yandan mücadele devam ederken diğer yandan da yaralar sarılıyor efendim. Mersin'in 9 farklı noktasında çıkartılan yangınlar söndürüldü. Bölgede yangından mağdur olan vatandaşlarla yoğun bir dayanışma var. Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen bölgeyi ziyaret etti. Bölge için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Bir evimizden de bin ev toplandı. Kesinlikle. Daha da toplanıyor. O kadar çok arayan insan var ki bizim milletimiz sağ olsun. Birimize bir şey oluyor, binimiz ayağa kalkıyor. Evet. Bu böyle de olacak. Böyle olduğu için zaten biz tekrar ayağa kalkabiliyoruz. Mersin'de yangından zarar gören Tan ailesinin evindeyiz. Bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Bütün devlet olarak, bütün gelmesi gereken bütün kurumdaki insanlar yanımızdaydı. Vatandaşlarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Yanmıştı yangında. Yani bisiklet aldım. Sevindin mi? Sevindim. Milletimiz sağ olsun her şeyi yapıyorlar. Mersin'de PKK'nın çıkardığı yangınların kontrol altına alınmasıyla hasar da gün yüzüne çıktı. Mersin'de 9 farklı noktada çıkartılan yangınlar ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık mahallesinde onlarca ahır ve onun üzerinde ev kullanılamaz hale geldi, tarlalar zarar gördü. Burada koltuklar, yemek masası vardı, köşede televizyonum vardı. Orada daha çok zarar görmüş. Yangın bölgesine ziyarette bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Mezitli Şube Başkanı Zeynep Burkan, Türk kadınının el birliğiyle yangınların üstesinden geleceğini belirtti. Biz Türk milleti olarak küllerimizden yeniden doğarız. Bu yaralarımızı hep birlikte saracağız. Türk kadınını hafife almasınlar. Evet. Mavi vatandaki başarımızı yeşil vatanda gölgelemeye çalışanlar ulaşamayacaklar amaçlarına. Vatan Partisi İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen de bölgede mağdur aileleri ziyaret etti. Taşdelen, yangınları sönmesi için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlarsa PKK'ya tepki gösterdi. Amerikan emperyalizminin, onların piyonu PKK tarafından ince ince hesap edilmiş, böyle bir saldırı yapılmış. Bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Bizler nasıl üzülüp ciğerlerimiz yandıysa, biz bu acıyı çektiysek Allah onların da ciğerlerini yaksın. Taşdelen, Vatan Partisi olarak bölge için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Elimizden gelen desteği, yardımı yapma sözü verdik. Mersin genelinde ise valilik, belediyeler, AFAD, Kızılay ve Kolluk Kuvvetleri topyekün yardım çalışmalarını sürdürüyor. Efendim, PKK'nın yangınlarına karşı mücadelede Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerden biri de dost ve kardeş İran oldu. İran İslam Cumhuriyeti, yangın söndürme desteği için filosunun en fazla su taşıma kapasitesine sahip uçağını Türkiye'ye gönderdi. 40 ton su taşıma kapasitesine sahip İlyushin 76 uçağı yangın söndürme operasyonlarında kritik roller oynadı. İşte o uçağın pilotu Muhammed Mehdi Nuri, Ulusal Kanalı'na özel açıklamalar yaptı. Suriye ve Irak'ta bölücü terör örgütü PKK-PYD'ye karşı birlikte mücadele eden Türkiye ve İran, terör örgütünün Türkiye'de çıkardığı orman yangınlarında omuz omuza söndürüyor. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye'nin yangın söndürme uçağı talebini tereddütsüz kabul etti. İran filosundaki en fazla su taşıma kapasitesine sahip uçağıyla iki yangın söndürme helikopterini Türkiye'ye gönderdi. Uçak ilk olarak Marmaris'teki Aksaz deniz üssüne indi ve Muğla'daki yangın söndürme operasyonlarına katıldı. Kritik müdahaleler yaptı.
40 tonluk dev uçağın pilotu Muhammed Mehdi Nuri ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Türkiye'nin yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Türkiye'nin isteği üzerine orman yangınlarını söndürme operasyonlarına katılmak üzere ne mutlu ki Türkiye'ye geldik. Biz değerli Türk halkının yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İranlı pilot bir uçak ve iki helikopterle bölgede yangın söndürme operasyonlarına katıldıklarını açıkladı. Türkiye'nin bu felaketin üstesinden gelmesi için İran İslam Cumhuriyeti olarak bir uçak ve iki helikopter ile yardıma koştuk. Yangın söndürme operasyonlarına katıldık. Özellikle yangınların çıktığı ilk anlarından itibaren İran İslam Cumhuriyeti olarak dost, kardeş ve komşu ülke Türkiye halkının ve devletinin yanında yer almaya çalıştık. İran İslam Cumhuriyeti'nin yangın söndürme kapasitesini Türk milletinin hizmetine sunmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutasifane şahidiş budim ki merdum az şehri kuduşun farar mikerd. İran'ın Türkiye'ye gönderdiği yangın söndürme uçağı 40 ton su kapasitesine sahip. İlyush'un 76 tip uçağı Sovyetler Birliği'nden bu yana üretilen 4 motorlu çok amaçlı kullanıma sahip Rus yapımı bir kargo uçağı. Askeri amaçlar için tasarlanan İlyush'un 76 sivil havacılıkta da kullanılıyor. Havadan yakıt ikmali, özel paraşüt birliği indirme, zırhlı araç taşıma ve paraşütle zırhlı araçları karaya indirme kabiliyetlerine sahip. 46 metre uzunluğu ve 50 metre kanat açıklığı olan İlyush'un 76'nın TD modeli yangın söndürme için tasarlanmış. İç hacmi 321 metreküp olan bu dev uçak 50 ton yük taşıyabiliyor. Su kapasitesi 40 ton olan uçak küçük uçaklar gibi denize ya da barajlara iniş yapıp su alamıyor. İlyush'un 76'ya su nakliyesi havalimanlarında yapılıyor. 40 ton su tankerlerle yaklaşık 45 dakikada dolduruluyor. İlyush'un 76 uçağını 100'den fazla ülke kullanıyor. Yangınla mücadelede büyük seferberlik devam ediyor. Yangınlara hem karadan hem havadan hem de denizden müdahale ediliyor. İstanbul'dan yola çıkan Nene Hatun acil durum müdahale gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı. Gemi denizden doğrudan su alarak yangınlara müdahale özelliğine sahip. PKK'nın çıkardığı orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele yürütülüyor. Muğla'da devam eden yangınlara destek olmak için İstanbul'dan yola çıkan Nene Hatun acil durum müdahale gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı. 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki ve 4291 gros tonluk gemi Boğaz geçişini tamamlamasının ardından Milas'a gidecek. Geminin içinde 20 kişilik hastane, helikopter pisti ve dalgıç basınç odası bulunuyor. Gemi saatte 9600 metreküp su basabilme, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine sahip. Yangın durumlarında denizden direkt su alarak müdahale özelliğine sahip gemi, bu özelliği sayesinde de alevler sönene kadar kesintisiz çalışma yapabiliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları da etkin rol oynuyor. Müdahale yerlerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyan İHA'lar, alevlere nokta atışı müdahale imkanı sağlıyor. Adana ve Osmaniye'de İHA'ların yardımıyla şu ana kadar 32 orman yangını söndürüldü. Geç. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların tespitinde insansız hava araçlarının da önemi büyük. Yangınların ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan İHA'lar, alevlere nokta atışı müdahale imkanı sağlıyor. İHA'lardan komuta merkezlerine iletilen görüntülerle harekete geçen helikopter ve uçaklar, yangınlara daha kısa sürede müdahale ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in verdiği bilgiye göre, Bayraktar TB2 İHA'ları 1 Haziran'dan bu yana toplam 1835 saat havada kalarak 103 yangını ilk anda tespit etti. Adana ve Osmaniye'de İHA'ların yer tespiti sayesinde 27 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, büyük bir kısmı tamamen söndürüldü. Bir reklam arası verelim, çok kısa, ayrılmayın. Günaydın.
Gün ortasına devam ediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dün gece yaşanan bir sıcak gelişme vardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden affı kabul edilen Selçuk'un yerine Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Kararla 3 yeni bakan yardımcısı da görevlendirildi. Detaylar gelsin. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla istifaya ilişkin resmi gazetede karar yayınlandı. Kararda Ziya Selçuk'un görevden af talebinin kabul edildiği belirtildi. Selçuk'un yerine Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Kararda atamanın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106. maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi. Yeni Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptı. 2017'de ÖSYM Başkanlığı'na getirilen Özer, 8 Ağustos 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı yardımcılığı görevini yürütüyordu. Resmi gazetede yayınlanan kararla 3 yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı da görevlendirildi. Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili, Profesör Doktor Petek Aşkar ve Doktor Sadri Şensoy Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu. Ziya Selçuk ise istifasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibariyle nihayetlenmiştir dedi. Selçuk Cumhurbaşkanı, Türk milleti, eğitim ailesi ve bakanlara teşekkür etti. Konya'ya gidelim. Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı. Daha önce de olayla ilgili 10 kişi cezaevine gönderilmişti. İki aile arasında yıllardır husumet olduğu belirtilmişti. Konya'da dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledildiği saldırının faili Mehmet Altun tutuklandı. Altun, Bozkır ilçesi civarındaki dağlık arazide polis, jandarma ve özel harekat ekiplerince yakalandı. Zanlı, tasarlayarak canavarca iste 7 kişiyi öldürme, yakarak mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali ve taşıma ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarından cezaevine gönderildi. Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz günü Altun, dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi silahla katletmiş, daha sonra evi ateşe vermişti. Olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Altun'un araç kiraladığı, olaydan önce benzin istasyonundan su aldığı ve daha sonra su şişesine benzin koyduğu öğrenildi. Suriye'nin Elbap ilçesinde terör örgütü YPG-PKK saldırı düzenledi. Füzeli saldırıda 17 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG-PKK yine sivillere hedef aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Elbap ilçe merkezine saldırı düzenlendi. Teröristler Fırat Kalkan Harekatı ile terörden arındırılan Elbap ilçe merkezine 5'er dakikalık aralarla 10'dan fazla füzeli saldırı yaptı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırılarda 17 kişi yaralandı. YPG-PKK'nın işgalindeki alanlardan yapılan saldırılar nedeniyle ilçede birçok yerde maddi zarar meydana geldi. Sivillerin yaşadığı evlerde çıkan yangına müdahale edildi. Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Terör örgütü YPG-PKK'nın daha önce de 2 sivil araca düzenlediği füze saldırısında 2 sivil ölmüş, 2 sivil de yaralanmıştı. İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Fethullahçı terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden titizlikle temizleniyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller elde edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Soruşturmada İstanbul merkezli 24 şehirde oldukları belirlenen 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Şüpheliler arasında hava, kara, deniz ve jandarma kuvvetleri komutanlıklarında görev yapanlar bulunuyor. Bunların yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için görevli, kapatılan askeri okul öğrencisi 36 kişi zanlılar arasında. Öte yandan itirafçı beyanlarına göre FETÖ mahrem yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 7 sivilde şüphelilerden bazıları.
Manisa'da yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı. 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Kaza saat 04.45 sularında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. İzmir-İstanbul karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü sağ şeritte bekleyen kamyonun römork kapısına çarptı. 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 42 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin durumu ağır. Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin bulunduğu öğrenildi. Manisa valisi Yaşar Karadeniz 15 yaralıyı kaldırıldı. Soma Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karadeniz şu an itibarıyla 6 vatandaşımız vefat etmiş olup 4'ü ağır yaralı, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir dedi. Ankara'da da dehşete düşüren bir kaza anı kameralara yansıdı. Bir kamyon sürücüsü kasıtlı bir şekilde motosikletiyle çarptı. O anlar motosikletliye çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ankara'da akıl almaz kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kamyonu sollamaya başladığı sırada şoförle tartışma yaşadığı anlaşılıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine hızlanan kamyon şoförü kasıtlı bir şekilde motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosikletlinin bir süre sonra doğrulduğu görüldü. Bazı araçların sürücüleri de durarak yardıma gitti. Korkunç kaza anı saniye saniye kaydedildi. Orman yangınlarıyla mücadeleye sendika, oda ve demokratik kitle örgütlerinden destek açıklaması geldi. Ortak açıklamada Türkiye'nin yangın felaketi son vereceği ve birlik, beraberlikle yaraların sarılacağı vurgulandı. Devletin mücadelesine gölge düşürecek hususlardan kaçınılması gerektiği de belirtildi. PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına karşı omuz omuza mücadele ediliyor. Yangınlara karşı sürdürülen mücadeleye bir destek de sendika, oda ve demokratik kitle örgütlerinden geldi. Türk İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, AKİŞ, Memursen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye Kamusen yazılı açıklama yayınladı. Açıklamaya imza atanlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği de yer aldı. Ülkemiz her zaman olduğu gibi devlet, millet el ele bu zorluğunda üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet millet dayanışması ile bütün yaraların sarılacağına inanıyoruz. Sendika, oda ve demokratik kitle örgütleri bu süreçte devletin mücadelesine gölge düşürecek hususlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamaya imza atanlar imkanlar ölçüsünde devletin ve milletin yanında olduklarını da belirtti. Yangınla devlet ve millet topyekun mücadele ediyor. Örnek bir desteğin haberini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Manisa'da kahvehane işleten Atilla Çiçek bir gün boyunca topladığı parayı yangında zarar gören vatandaşlara göndereceğini söyledi. Türk halkı zor zamanlarda yine vatanına, milletine bağlılığını gösterdi. Manisa Soma'da kahvehane işleten Atilla Çiçek, orman yangınlarında zarar gören vatandaş için bir kampanya başlattı. Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen orman yangınları bizi gerçekten çok derinden etkiledi. Çiçek, işletmesindeki bir günlük gelirini yangın mağdurlarına gönderme kararı aldı. Bunu da Aslı yazıyla duyurdu. Ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kendi kendime düşündüm ve yapabileceğim bir günlük hasılatım oradaki bir aileyi sevindirmek, bir çocuğu mutlu etmek. Onun için içilen her çay yangın mağduruna dedik. Kahvehane işletmecisi benzer kampanyalar için çağrıda bulundu. Ve Türkiye genelindeki tüm esnaf arkadaşları bu konuya davet ediyorum. Herkes elini taşının altına koyarsa gün birlik günü. Efendim, Türkiye Gençlik Birliği de orman yangınlarına karşı sahada heyetler halinde mücadelede yer alıyor. Şimdi konuşacağız. Bir gidelim. Nereye gideceğiz? Menteşe ilçesi. Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir alana gidiyoruz. Bayır Mahallesi'ne. Bayır Mahallesi'nde kim bekliyor bizi? Türkiye Gençlik Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Işık Günakfırat. Sayın Akfırat, hoş geldiniz efendim gün ortasına.
Hoş bulduk Yeşim Hanım. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size de kolaylıklar diliyoruz. İlk günden beri Türkiye Gençlik Birliği de sahada orman yangınlarına mücadelede tüm ekiplere yardımcı oluyor. Dünden beri bugün neler yaşandı? Şimdi Yeniköy Termik Santrali de çok önemli ya, çok kritik bir noktada. Evet. Bunu da değerlendirmenizi istiyoruz. Son durum nedir? Tabii ki dün gece Sayın Çağdaş Cengiz'le beraber Kemerköy Termik Santrali önündeydik. Bugün şimdi Yeniköy Termik Santrali'nin ilerisindeki hemen Gürceviz Köyü arkamızda, bu arkamızda bulunan alan Bayır Mahallesi diye geçiyor. Sol taraftan devam ettiğimizde de termik santral var. Arkamızda Gürceviz Köyü'nden ilerleyen alevleri görebiliyorsunuz. Şu anda dumanlar çıkıyor. Çok yoğun bir çalışma var. İki helikopter, iki uçağın geçtiğini biz buradan tespit edebildik. Onun dışında bu yangının termik santral tarafına geçmemesi ve arka tarafa sıçramaması için kepçeler çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Şunu söylemek lazım. Hep havadan yapılan müdahaleler ve söndürme çalışmaları gündeme geliyor. Fakat onlar kadar önemli, hatta bazı yangınların ilerleyişini durdurmak bakımından onlardan çok daha önemli bir iş yapıyor bu kepçeler, ekskavatörler. Ve bir hat çizerek yangının orada sönümlenmesini, daha sonradan gelen soğutma ekiplerinin de yangını kontrol altına almalarını sağlıyorlar. Şimdi biz buradayız. Buradan gidip Gülceğiz Köyü'ndeki çalışmalara yardım edeceğiz. Dün akşam saatlerinde yine hem Menteşe'deydik hem daha sonra Ören tarafına geçtik. Önceki gün Köyceğiz'deydik. Toplam olarak baktığımızda başarılı bir çalışmanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Burada sağ kenarında ekipler çok yoğun çalışıyorlar ve gönüllüler hemen ilerimizde bir alan var, cep gibi. Orada gönüllüler ağaçları kesmek üzere ellerinde testereleriyle gelmişler, elektrikli. Hem onlara ekiplerin koordinasyonuyla, Orman Bölge Müdürlüğü'nün, itfaiyenin koordinasyonuyla gidip yardımda bulunuyorlar. Aynı zamanda saatlerdir çalışan, yorgunluk bilmeden, durdurak bilmeden çalışan ekiplere su, ayran, sandviç gibi gıda malzemelerini dağıtan da gönüllü ekipler var. Tam olarak devletin, milletin omuz omuza mücadele ettiği bir mücadeleden bir seferberlikten bahsedebiliriz. Çalışmalar çok önemli bu noktada. Zaman zaman sosyal medyada da birçok algı operasyonlarına şahit oluyoruz. Çok etkiliyor mu sizi? Biraz bahsedelim mi? Bölgedeki çalışmaları aktardınız ama. Şimdi heyetler halinde tabii ki sahadasınız. Sizinle birlikte birçok vatandaşımız, gönüllümüz ve itfaiye ekipleri, orman ekipleri, jandarmalar da sahada. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şunu çok net bir şekilde gördük. Sahada çalışanlar oturduğu yerden oradaki çalışmalara laf söyleyenlere öfkeli, rahatsızlar. Bunun yer yer ortaya çıktığını bizzat tanık olduk. Yani çok kolay, çalışmalar yetersiz, kimse yok demek çok kolay. Fakat sahada biz neleri gördük bahsedebiliriz. Kahramanmaraş'tan, Konya'dan Kahramanmaraş'tan gelen itfaiye ekiplerini gördük. Bir uçtan, Türkiye'nin bir ucundan gelen tomaları gördük. Yani kaç saattir uyumayan itfaiye ekiplerini gördük. Dolayısıyla bunları gördükten sonra bir burada çalışma yapılmıyor, işte yangınlar önlenmiyor denildiği zaman insanlar haklı olarak öfkeliler, haklı olarak isyan ediyorlar. Şu da var tabii, onu da söylemek lazım. Kendi evine, yurduna geldiğinde yangın, çaresizliğe yapılan isyanlar da var. O vatandaşların isyanlarını anlayışla karşılayabiliyoruz. Yani neden burası engelleniyor diyorlar. Ayırt etmek gerekiyor. O insanların... Evet, Işık Günak Fırat. Sanırım Skype bağlantımızda bir sorun var. Buyurun, devam edin. Şu an geliyor mu sesimiz? Şu anda sağlıklı geliyor. Zaman zaman oluyor tabii ki orada haliyle bağlantıda sıkıntı olabiliyor ama ayırt etmek gerekiyor dediniz. Yani o an yaşadığı acısını paylaşan vatandaşlarımız da ama algı üzerinden hiçbir yardım yapılmıyor. Ne havadan destek yok, toma yok diyenleri bir ayırt etmek gerektiğinin altını çizmiştiniz. Buyurun. Kesinlikle biz de şuna tanık olduk. Özellikle Köyceğiz'deki yangınla mücadele küçük bir yerden başladı. Biz gittiğimiz yerde tırmıklarımızla yangın ilerleyişini durdurduk. Uçağın 3 kere sıktığı suyla oradaki yangın sönümlendi. Fakat hep söylendiği gibi bir ters rüzgar, bir şiddetli rüzgar 2 saatlik, 3 saatlik söndürme emeğini 10 dakika içerisinde tersine çevirebiliyor ne yazık ki. Bu işin doğası bu. İnsanlar tabii
iklim koşullarındaki değişiklik bir yanda, bir de ekiplerin her tarafa dağılmasına yol açacak şekilde eş zamanlı kundaklamalar yaşanıyor. Bunu köylüler de söylüyorlar. Bu kadar yayılması doğal bir durum değil. Hepsindeki ortak kanaat bunun bir sabotaj faaliyeti olduğu. Dolayısıyla elimizdeki arazözler, elimizdeki uçaklar, helikopterler bir yere odaklanacakken çok daha geniş bir alana yayılmak durumunda kalıyorlar. Bu tabii çalışmada belli öncelikler belirlemeye gerektiriyor. Yani o insanların isyan ettiği yer yer, işte buraya niye gelmiyor dediği durumlarda hemen arkadaki çok daha şiddetli, çok daha kritik bir yangına gidiyor aslında. Yani ekiplerimiz vızır vızır çalışıyor. Biz bunu gözlerimizle gördük. Hatta bazen şuna da tanık olduk. Dışarıdan gelen ekipler, gönüllüler, farklı illerden gelen gençler, işte göremedikleri zaman helikopter, uçak vesaire veya TOMA göremedikleri zaman bazen bunu soruyorlar, yakınıyorlar. Oradaki köylüler diyor ki biz gözlerimizle gördük, şuraya gitti, buraya gitti. Hep çevre köylerdeki yangının oraya gelmesini engellediklerini, oradaki yangının vurduğu, yangının mağduru olan köylüler de görüyor, halk da görüyor. Dolayısıyla buradaki çalışmaya söylenecek sözlere çok dikkatli yaklaşmamız lazım. Hem işin içinde hem oturulan yerlerden, yani gölgeliklerinden, yazlıklarından, sosyal medyadan, bir ön kamerayla burada hiçbir şey yapılmıyor, devlet çalışmıyor dediğiniz zaman o itfaiyecinin moralini bozuyorsunuz. Orada itfaiyeciye yardımcı olan gönüllülerin de moralini bozuyorsunuz. Olmaz onların mı? Böyle bir yumruk gibi kenetlendiği bir halden bahsediyoruz. Birileri durmadan onları birbirine düşürmeye çalışıyor. Sürekli yetersizliklere, olumsuzluklara vurgu yapıyor. Fakat burada da biz şunu görüyoruz. Hummalı, çok iç içe geçmiş, birbirine yardımcı olan, birbirinin omzundan kolundan tutan bir çalışma var. Hemen şuradımızda gördük, işte yeleklerini giymişler. İlerideki kepçelere daha basit ağaçların kesimi için ellerinde elektrikli testerelerle yardıma gidiyorlar. Birazdan işte Gürceğiz köyüne geçeceğiz. Orada da eminiz ellerinde o ilaçlama tulumbalarıyla soğutma çalışmalarına katılan insanlarımız var. Ne için oradalar? Zaten orada olan, işi bu olan itfaiye, kahraman itfaiye erlerine yukarıdan su atarak yangınları söndüren uçak ve helikopter pilotlarına, yani Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, yangınla mücadelenin en önündeki devlet kurumlarına yardımcı olmak üzere buradalar. Burada altı çizilmesi gereken en önemli husus bu. Devlet kurumlarıyla ancak biz bu savaşın galibi olabiliriz. Aynı 15 Temmuz'daki mücadelede nasıl ordu karşıtlığı yükseldiğinde dedik ki ordu olmadan bu darbeler bastırılamaz, düşmanın saldırıları püskürtülemez. Burada da devletin Orman Genel Müdürlüğü, itfaiyesi olmadan bu mücadele asla başarıya ulaşamaz. Burada sürekli bunu kaşıyan, eksiklikleri abartan, yalanlar yayan, tezvirata karşı, propagandaya karşı biz olay yerinden bildiriyoruz. Burada eksikler varsa bile bunları çok hızlı gideren, sürekli dayanışmayı büyüten, ekiplerin tecrübesiyle, yönlendirmesiyle, koordinasyonuyla, Orman Genel Müdürlüğümüzün stratejisiyle bütün yangınları giderek daha başarılı bir şekilde kontrol eden bir çalışma var. Bunu olan yerinde çok net gördüğümüzü söyleyebilirim. Tabii şimdi ekipler Sayın Akpırat, yani canla başla çalışıyor. Siz de keza yine aynı şekilde. Biz günlerdir şuna da tanık oluyoruz. Yani gece boyunca değil mi köylüler nöbet de tutuyorlar. Provokasyonlara da geçit vermemek için uğraşıyorlar. Ama maalesef önüne geçilmediği zamanlar da oluyor. Siz bölgeyi yakından biliyorsunuz ama şunu da sormak istiyorum. İhtiyaç listesinde eksiklik var mı? Yani bölgenin bir herhangi bir şeye ihtiyacı var mı? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Biz de buradan seslenelim. Tabii ki biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak bir çağrıda bulunduk. Burada çeşitli kurumların, Kızılay'ın, AFAD'ın, yer yer belediyelerin kurduğu koordinasyon merkezlerine suyundan başlayarak, ayranından başlayarak eldivenine, işte koruma gözlüğüne kadar pek çok malzeme listeleri yayınlanıyor ve şunu gördük, ciddi oranda geliyor. Fakat tabii şu var, farklı illerden gelen, dönüşümlü olarak bu çalışmalara gönüllü katılan çok sayıda vatandaş olduğu için bu tedariğin kesilmemesi gerekiyor. Tabii ki oradaki kurumlarla eşgüdüm halinde, Kızılay'la eşgüdüm halinde, AFAD'la eşgüdüm halinde, onlara bir telefonla veya sosyal medyadan verdikleri numaralara sorarak, aynı şekilde Türkiye Gençlik Birliği olarak biz de onlarla iletişim ve irtibat eşgüdüm halindeyiz. Türkiye Gençlik Birliği sayfalarına da sorabilirler. Güncel ihtiyaçlar şu tip ihtiyaçlar olabiliyor. Yangın söndürme tüpleri yakın bölgelerde çok fazla alındığı için
tedarik sıkıntısı oluyor. Dışarıdan gönderilmesi gerekiyor. Onun dışında ilaçlama tulumbası dediğimiz bu elle yüklenen ve 16-20 litrelik özellikle soğutma çalışmalarında çok faydalı. Evet. Bu ihtiyaçlar temin edilebilir. Onun dışında daha demin söylediğim gönüllülerin kepçelere yardım için gittiği kesim motorları var. Bunlar biraz daha yükte pahada daha fazla olan ihtiyaçlar. Bunları da imeceyle çözmek için çağrılarımız devam ediyor ama dediğimiz gibi özellikle Kızılay gibi, AFAD gibi kurumların ihtiyaç listelerini takip etsinler. Türkiye Gençlik Birliği'nin sosyal medya hesaplarından da güncel ihtiyaçları öğrenip bize yollayabilirler. Biz de zaten gidip bunlara teslim ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Evet. Şimdi Milas'ta iki tane termik santral var. Yeniköy ve Kemerköy. Kemerköy'deki yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisini işte o yön değiştirmesiyle birlikte aslında beklenmeyen bir durumdu. Tedbirler de alınmıştı. Bugün rüzgarın seyri nedir, şiddeti nedir, elimizde hangi bilgiler var, Işık Günak Fırat hem bunu sorayım hem de Yeniköy Termik Santrali'nin de hangi önlemler alındı bir kez daha aktaralım. Şu an rüzgar artmış, şiddetlenmiş durumda ki şu arkamda gördüğünüz dumanlar da aslında o yüzden şiddetlendi ve buradaki önlemler de o yüzden hızlanmış durumda. Kepçeler buraya dediğimiz gibi bir geliş hat çizme çabası içerisinde. Şu an ekskavatörün sesi belki kepçenin sesi uzaktan geliyordur. Şu anda çalışma yapmak üzere yoluna devam ediyor. Şu an bu buradaki durum kritik fakat önlemler hat safhada, havadan müdahale hat safhada, yerden müdahale yoğun bir şekilde sürüyor. Ve şunu yetkililerden öğrendiğimiz ve burada gözlemlediğimiz Yeniköy Termik Santrali'ne aynı Kemerköy'de olduğu gibi ulaşmasını engelleyecek şekilde bir çalışma yürüyor. Şu anda bu burada endişe veya işte korku panik yaratılmasına müsaade etmeyelim. Şu anda çalışmalar olumlu şekilde hızlandıracak şekilde yürüyor. Fakat ilerleyen saatlerde dediğimiz gibi rüzgarın şiddetiyle bağlantılı olarak bu tam tersine dönülebilir. Şu an kepçe sesinden belki şu anda evet çalışmalardan dolayı çoktan hiç ses gelmiyor. Ses net değil. Işık Günak Fırat kolay gelsin. Peki. Ağaçları şu an uzaklaşıyor. Peki. Işık Günak Fırat ses şu anda çok net gelmiyor. Çalışmaların devam ettiğini de biliyoruz. Tabii ki siz de o çalışmaların içinden bizimle iletişim kurdunuz. Ve çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diyelim ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Haberlerimizi İstanbul Kartal'da bulunan Yakacuk'taki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıkları yangının çıktığı bölgede iki kişinin kaçarken gördüklerini söyledi. Sabotaj ihtimaline karşı polis ekipleri helikopterlerle orman üzerinde denetim yaptı. İstanbul Aydos Ormanları Kartal bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 100 metrekare alanın zarar gördüğü yangın sonrası itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölge sakinleri yangının çıktığı noktadan yukarıya doğru kaçan iki kişi gördüklerini söyledi. Ayrıca sabotaj ihtimalini soruşturan polis ekipleri de ormanın üzerinde helikopterlerle denetim yaptı. Hatay'a gidelim. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Kuş Cenneti moloz ve çöp yığınlarının döküldüğü bir alana dönüştü. Duruma tepki gösteren Hataylılar bölgenin kamulaştırılmasını istedi. Bölgeye geçen günlerde izinsiz kanal açılmış, daha sonra belediye tarafından kapatılmıştı. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi elimizde de PKK terör örgütü tarafından yangınlarda ağaçlarımızla birlikte yok oldu. Ancak elimizde kalanları da korumamız ve gelecek kuşağa aktarmamız en önemli ve başlıca sorumluluğumuzdur. Görüntüler Hatay'daki Mileyha Kuş Cenneti'nden. Vatandaşlar buranın kamulaştırılmasını istiyor. Samandağlı olarak Tarım Bakanımıza özellikle çağrımız şudur. Burasını yok edilmesine izin vermeyelim. Geçen günlerde bölgeye izinsiz kanallar açılmış, belediyenin müdahalesiyle kapatılmıştı. Kanalları açarak burayı parselleyip satmak için yapmışlardı o kanalı. İyi ki belediyemiz bunun önüne aldılar ve şey yaptılar yani kapattılar bu kanalı. Mileyha Kuş Cenneti yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.
kuş cennetinin bulunduğu alan dünyanın sayılı sahillerinden. Samandağ sahili ve Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada bulunuyor. Bu nokta aynı zamanda karette karetalarında yavrulama alanı. Burası bizim dedelerimizden kalan çok güzel coğrafyaya sahip olan bir yerdir. Kuş cenneti ne yazık ki bakımsız bırakılmış. Bu alan molozların ve çöplerin atıldığı yere dönüşmüş. Vatan Partisi olarak da bu işin peşinde olacağız, takipçisi olacağız. Kuş cennetinin kamulaştırılması ve sahip çıkılması için Cumhuriyet Kadınlar Derneği Hatay Şubesi bu alanda bir inceleme yaptı. Şube Başkanı Filiz Akın çağrı yaptı. Mileha bölgesi, gelecek kuşaklara bırakacağımız, elimizde kalan belki son birkaç ekolojik yerlerden biridir. Burasının sulak alan ilan edilip kanunlarla korunması şarttır. Bundan dolayı bir an önce harekete geçirilip gereken yasak düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıması beklenen ülkeler arasında ismi geçen Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ulusal kanala konuşan Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilalan Paşa tanıtılma sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını söyledi. Paşa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından atılan adımları destekliyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin yanındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılma sürecinde yanlarında olduklarını vurguladı. Elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Pakistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılması noktasında attığı adımları desteklemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli miktarda Pakistan vatandaşı bulunmaktadır. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilalhan Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılma sürecine ilişkin ulusal kanala özel açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Pakistan vatandaşları, orada bir kardeş gibi muamele gösteren Kıbrıs halkını çok takdir etmektedir. Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası kamuoyuna tanıtılması noktasında Pakistan'ın Kıbrıs temsilciliği bulunan tek ülke olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız ve Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Paşa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından atılan adımları destekliyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Kıbrıs'a dair sorun ve gelişmelerin farkındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve Türkiye Cumhuriyeti halkına desteğimiz devam edecektir. Hindistan'ın Pakistan'a bağlı Kammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Cyrus Gazi, Birleşmiş Milletler'e plebiscit yani halk oylaması düzenlemesi için çağrı yaptı Kazi. Kamu Keşmir'in yanında duran Türkiye'ye de teşekkür etti. Tam 2 yıl önce Hindistan, Pakistan'a bağlı olan Kamu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı. 5 Ağustos 2019'dan itibaren binlerce Pakistanlı öldürüldü ve tutuklandı. Türkiye'deki Pakistanlılar kuşatma gününde bir araya geldi. Bugün Keşmir'de bu sorunun başlangıcından 2019'a kadar devam eden bu mesele, Keşmir'in demografik yapısına ve dolayısıyla Keşmirlilerin kimliğine yapılan bir saldırı haline gelmiştir. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Keşmir kuşatma gününde bir anma töreni düzenledi. Büyükelçi Muhammed Cyrus Gazi, etkinlikte bir konuşma yaptı. Gazi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir plebisit yani oylama düzenleyerek anlaşmazlığı çözmesi için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hatırlatmalıyız ki ve hepsinin üzerinde Hindistan'a hatırlatmalıyız ki onlar uluslararası topluluğun dürüst ve saygın bir üyesi gibi davranmalı ve Keşmirlilere çok uzun zaman önce verdikleri sözü tutmalıdır. Gazi, Türkiye'ye, Keşmirlilere ve Pakistan'a verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Türkiye, Keşmir meselesini ele alışında ve Keşmir hakkındaki konuşmalarında örnek bir ülke gibi davranmıştır. Pakistanlı ve Keşmirliler, Türk kardeşlerine bu prensipli duruşları için minnettardır. Asya Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da anma etkinliğinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Keşmirlilerin önemli davasına destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Pakistan ve Türkiye ilişkileri geçmişten günümüze benzersiz özel bir gelecekle bağlı. Keşmir, Türkiye için Pakistan kadar önemlidir. Orman yangınlarından etkilenen eczacıların mağdur olmaması için Türk Eczacıları Birliği'nden çağrı geldi. Birlik Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bölgedeki eczacıların fatura düzenleme ve fatura teslim sürelerinin uzatılmasını talep etti. Orman yangınları ile mücadelede eczacılar da aktif görev alıyor. Sahada olan eczacılar mağdur olmamak için çağrı yapıyor. Eczacı odası yöneticilerimiz ve bölgedeki eczacılarımız halkımıza destek olmak ve tıbbi malzeme sağlamak üzere yangın bölgelerinde hem sahada hem de eczanelerde kesintisiz olarak ilaç eczacılık hizmeti vermeye devam ediyorlar. Türk Eczacıları Birliği Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı. Birlik, yangın bölgelerindeki eczacıların fatura düzenleme ve fatura teslim sürelerinin uzatılmasını istedi. Eczacı odası başkanlarımızın bölgelerindeki durumla ilgili aktarımları doğrultusunda yangından etkilenen bölgelerdeki eczacılarımız için bölgelerdeki olumsuz koşullar nedeniyle fatura düzenleme ve fatura teslim sürelerinin uzatılması da birliğimiz tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edildi. Eczacılar yangında kronik hastalık ilaçları kullanılamaz hale gelen veya ilaca ulaşamayan vatandaşların mağduriyetine de değindi. Türk Eczacıları Birliği, SGK ile yapılan görüşmelerin ardından mağdur vatandaşların ilaçlarının yeniden temin edildiğini kaydetti. Türkiye-İran dostu üst düzey temaslarla pekiştiriliyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Tahran'a gitti. Şentop, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile görüştü. İran'ın yeni lideri, Türkiye ile ilişkilerin genişletilmesi konusunda mesaj verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tahran'da İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile görüştü. Şentop, havalimanında karşılandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da oradaydı. Mustafa Şentop daha sonra reisiyle bir araya geldi. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Kendilerine görevlerinde başarılar diledik dedi. Şentop ayrıca Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin gelecekteki toplantısını hatırlattı. İki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi yolunda etkili bir adım olması temennisinde bulundu. İran'ın yeni lideri reisi de görüşmede İran'la Türkiye arasındaki ilişkilerin komşuluktan öte olduğunu belirtti. Ortak inançlar iki ülke halkını birbirine çok yakınlaştırmıştır. İran'ın yeni dış siyaseti dost ve kardeş Türkiye ile ilişkilerin muhtelif alanlarda genişletilmesidir. Tahran ve Ankara ilişkileri her alanda ilerletmek için birçok uygun potansiyele sahiptir. İlişkilerin düzeyinin yükseltilmesi iki ülke arasındaki işbirliğini bölgesel ve uluslararası alanda daha etkili bir şekilde ileri götürebilir. Komşuluk siyasetinin yeni hükümetin öncelikleri arasında olacağını dile getiren reisi, komşuluk siyasetinin başarısı İran'la Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin derinleştirilmesine ve geliştirilmesine bağlıdır ifadelerini kullandı. Asya'daki ABD hegemonyacılığına karşı Rusya ve Çin ittifaklarını daha da derinleştiriyor. İki ülkenin Ağustos ayında yapacağı etkileşim 2021 tatbikatları öncesi Çin'in etkili gazetelerinden Global Times önemli bir makale yer verdi. Makalede Rusya ve Çin'in ABD'ye artık diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini anlatmaları vurgulandı. ABD'nin Asya'yı kuşatma tatbikatları sürüyor. Asya'nın iki büyük gücü ise karşı tatbikatla cevap veriyor. 9 Ağustos tarihinde Rusya ve Çin etkileşim 2021 tatbikatını başlatacak. Çin'in yanında Rusya, King Tunsya poligonuna ilk kez çıkacak. Tatbikatın siyasi ve taktik hedefi ise ABD'nin Orta Asya'da yarattığı istikrarsızlık ve kaos. Covid-19 salgının ardından Çin'in düzenlediği ilk tatbikat olan Etkileşim 2021'e yaklaşık 10 bin askeri personel katılacak. Tatbikatın öncelikleri ise bölgedeki terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadele eksenlerinde şekilleniyor. Tatbikat öncesinde iki ülke basını ikili ilişkilere yönelik önemli analizler yapıyor. Son olarak Çin'in etkili gazetelerinden Global Times, Afganistan'daki kaosa ABD'nin neden olduğunun altını çizdi. Song Zongping imzalı makalede iki ülkenin yanı sıra Şangay İşbirliği Örgütü'ne de önemli görevler atfediliyor. ABD'nin Orta Asya'da yarattığı istikrarsızlık karşısında Zongping, ABD'nin iki ülke ilişkileri ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün birlik ve uyumunu tehdit edecek bir kama çakmaya çalışabileceği konusunda da uyarıyor. Zongping ayrıca Rusya ve Çin'in kaos yayan ABD'ye artık diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini anlatması gerektiğini vurguladı.
Evet, yeniden Muğla Köyceğiz'e gidelim. Ulusal Komutere Haber Müdürü Kıvanç Özdal bölgede son gelişmeleri bize aktarsın. Haber nöbeti de devam ediyor. Kıvanç Özdal'ın söz sizde Kıvanç Özdal. Merhabalar Yeşiver Yılmaz. Bir önceki yayını size Sazak Köyü'nden yapmıştık. Sazak Köyü Marmaris İçmeler'de şehit olan Şahin Aydemir'in köyü aslında, hatırlayacaksınız. O itfaiye ekiplerine su götürmeye çalışırken, su götürürken orman yangınlarında şehit olmuştu. Evet, Sazak Köyü Şahin Aydemir'in köyü. Şu anda ise Sazak Köyü'nün üst kısmındaki Kayabaşı mevkiindeyiz. Kayabaşı mevkiinde yangın söndürme çalışması canla başla devam ediyor. Burada orman işçileri, köylüler, gönüllüler ve diğer kamu kurumlarının çalışanları hep birlikte yangının ilerlemesini durdurmaya çalışıyorlar. Şu anda arkamda gördüğünüz tarafta yangın hali hızlanmış durumda. Rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla birlikte yangının yayılması hızlandı. Yangın şu anda kuzeydoğu yönüne doğru yayılmaya devam ediyor. Şu anda Sazak Köyü boşaltılmış durumda ve Çayhisar Köyü boşaltılmış durumda. Ayrıca yangının olduğu yöne doğru karayolunda jandarma trafiğe kapamış durumda. Yangının aniden yayılmasından endişe ediliyor. Dediğim gibi burada yangının söndürmeye de çalışılıyor ama aynı zamanda yayılması da engellenmeye çalışılıyor. Şu anda o çalışmaları size göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yangının geldiği yöndeki yamaçlarda orman işçileriyle birlikte aynı zamanda köylüler ağaçları kesiyorlar. Ağaçları keserek yangının diğer tepelere atlamasını engellemeye çalışıyorlar. Burada çok sayıda itfaiye aracının dışında tomalar da geldi. İtfaiye araçlarının suyu yetiştiremediği yerlere tomaların motorundan birlikte onlar da yangını söndürmeye çalışıyorlar. Ancak şu anda gördüğünüz gibi sadece suyla değil, ağaç kesimiyle de yangın ilerlemesi durdurulmaya çalışılıyor. Evet, Köyceğiz'in kuzeydoğusundayız şu anda. Sazak Köyü'nün yukarısındayız. Söylediğimiz gibi burası Kayabaşı mevki. Ne yazık ki rüzgarın etkisiyle yangının şiddeti artmış durumda. Sabah saatlerinde havadan müdahale, daha doğrusu bu saate kadar havadan müdahale de yapılıyordu. Şu anda helikopterler de yakıt almaya gitmiş durumda. Birazdan havadan müdahale tekrar başlayacak. Marmaris'te yangınlar özellikle Hisarönü, Orhaniye civarında kontrol altına alınmıştı. Hatta bitmek üzere diyebiliriz, ancak Köyceğiz'in kuzeydoğusundaki yangınlar bu şekilde devam ediyor. Bütün kamu görevlileri, devlet yetkilileri ve gönüllüler ve köylüler yeşil vatanımız için mücadeleye devam ediyorlar. Yangını söndürmek hem de yangının yeni tepelere atlamasını engellemek için canla başla çalışıyorlar. Evet Yeşimer Yılmaz, şu anda size Kayabaşı mevkiinden aktaracaklarımız bu şekilde. Gün içinde bağlantılarla gelişmeleri ulusal kanalı izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz. Kıvanç Özdal, kolay gelsin diyelim. Rüzgarın da giderek etkisini arttırdığını aktardı Kıvanç Özdal da. İşte bu bazen istenmeyen durumlar da yaratıyor. Ama havadan, karadan ve denizden mücadelelerinde yine bölgelerde devam ettiğini belirtelim. Ve İsrail'e gideceğiz. Ama İsrail'e gitmeden önce sevgili izleyenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk biliyorsunuz görevinden ayrıldı. Ve yerine Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Özer'i devredecek. Ve şimdi canlı olarak bu görüntüleri de ekranlarınıza getirelim. Mesai kavramını dikkate almadan birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza, eğitim ailemize, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, ilçe müdürlerimize, il müdürlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve
bize canlarını emanet eden velilerimize, saygıdeğer milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı ve bugün bayrağı teslim ettiğim ve görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Özel Bey'e başarılar diliyorum. Alan yolunu açık etsin diyorum. Yeni atanan bakan yardımcısı arkadaşları da tebrik ediyorum. Ziyar öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik. Güzel ülkemin çocukları ve yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii Sayın Bakanımızdan bu kadar kısa bir konuşma beklemiyorduk. Daha uzun, Ziya Hocamızdan daha uzun bir konuşma bekliyorduk ama çok kısa bir şekilde Sayın Bakanımız konuşmasını nihayetlendirdi. Öncelikle bu göreve bizleri layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki Milliyetin Bakanı olarak büyük bir sorumluluk üstlendiğimin ve çok zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Son 1,5 yıldır pandeminin getirdiği zorluklar dolayısıyla tüm dünyada ve dolayısıyla Türkiye'de eğitimi asgari düzeyde sağlamak bile artık ciddi bir mesele haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda AK Parti hükümetleri eğitime gerçekten büyük yatırımlar yapmışlardır. Böylece Türkiye'deki eğitim sisteminin fiziksel ve teknolojik altyapısı birçok Avrupa ülkesiyle rahatlıkla kıyaslanabilir bir zenginliktedir. Bina ve derslik ihtiyacımız oldukça azalmıştır. Daha önemlisi OECD tarafından yapılan son PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı izleme araştırma sonuçlarının gösterdiği gibi son yıllarda Türkiye'de eğitim kalitesinde de önemli iyileşmeler başlamıştır. Ancak Türkiye olarak dünyayla daha çok rekabet edebilir bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Bu zor görevi Sayın Bakanımızdan devralırken en büyük avantajım Saygıdeğer Bakanımızla 3 yıl birlikte kendisinin bakan yardımcısı olarak çalışmış olmamdır. Kendilerine bu süreç içerisinde ekiplerinde bana yer verdikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız döneminde başlayan ve bir kısmını birlikte başarılı bir şekilde yürüttüğümüz çok önemli projeler var. Bunları devam ettireceğiz. Öğretim üyesi bir eğitimci ve Milli Eğitim Bakanı olarak en temel amacım tüm çocuklarımızın Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır. Türkiye dünya ile yarışabilecek bir eğitim sistemi kurabilecek güçtedir. İnanılmaz güçlü bir öğretmen kadromuz var. Çok tecrübeli bir bürokratik ekibimiz var. Eğitimin tüm paydaşlarını da dikkate alarak çok çalışacağız. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Eylül'de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağız. Pandemi döneminde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz çok büyük zorluklar yaşadılar ve çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakanımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için
vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. Ben Sayın Bakanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum ve özel bir teşekkürüm de olacak. Sürekli Sayın Bakanımızın yanında duran kıymetli eşleri Rana Selçuk Hanımefendi'ye de desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakan Yardımcılarımıza, genel müdürlerimize bu süreçteki desteklerinden dolayı el içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah el birliğiyle eğitim sistemimizi çok daha nitelikli hale getirmek için Türkiye'nin neresinde olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Bir de aileme teşekkür edeceğim. Çünkü bakan yardımcı ile bakanlık arasında biraz önce Sayın Bakanımızla da konuştuk. Gerçekten çok büyük fark var. Onun için biz şu ana kadar çok konforlu bir alanda çalıştık. Onun için de çok teşekkür ederim. Tüm zorlukları Sayın Bakanımız göğüslemek zorunda kaldı. Biz elimizden geldiği kadar kendilerine destek olmaya çalıştık. Bugünden itibaren ailemi ihmal edeceğim. Ailemle çok fazla vakit ayıramayacağım. Kıymetli eşim Nebahat Hanımefendi'ye, çocuklarım Zeynep Süreda, Melih İlber ve Sari'ye özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Bu dönem içerisinde yapacakları fedakarlıklar ve destekler için. İnşallah Sayın Bakanımız gibi alkışlar arasında buradan ayrılmak da bize nasip olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı devir teslim törenini ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Milli Eğitim Bakanı Eski Ziya Selçuk görevini Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer'e devretti. Biz de canlı olarak gün ortasında ekranlarınıza getirdik ve şimdi İsrail'e gidiyoruz. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz İran'ı tehdit etti. Yediot Aharonot gazetesine verdiği demeçte son günlerde iki ülke arasında artan gerilimle ilgili konuşan Gantz, İran'ı vurmaya hazırız açıklaması yaptı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 29 Temmuz'da İsrail'li bir gemiye yapılan saldırıyla ilgili İran'ı tehdit etti. Gantz, Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte İran'a yönelik ithamlarda bulundu. Perşembe günü İsrail'li bir iş adamının sahip olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime denizcilik şirketi bir saldırıya uğramıştı. Birleşik Arap Emirlikleri yolunda Hint Okyanusu'nda yaşanan saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. İsrail Savunma Bakanı da saldırıya göndermede bulundu. İran'ın İsrail'in ithamlarını reddetmesine rağmen Gantz, saldırıyı örnek göstererek İran'ın bölgesel ve uluslararası bir problem olduğunu iddia etti. Gantz, İran'ı saldırıyla da tehdit etti. Röportajda gazetecinin İsrail İran'ı vurmaya hazır mı sorusuna bakan evet yanıtını verdi. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin göreve başlamasının ardından basına verdiği demeçte Gantz, Reisi'nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini öne sürdü. İstanbul'dayız. İstanbul Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınan 9 göçmenin herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirtildi. İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Zeytinburnu'nda askeri kıyafetle dolaştılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa süre sonra emniyet ekipleri harekete geçti. Asker kıyafetiyle dolaşanların Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınan 9 Afganistan uyruklu göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kamuflajlı dolaşan göçmenlerin kimlikleri de tespit edildi. Yaşlarının 18 ila 27 arasında olduğu kayıtlara geçti. Zeytinburnu, Yeşiltepe mahallesinde yakalanan göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlendi.
Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesinde arkeolojik kazılar devam ediyor. Kazı çalışmalarında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası bulundu. El bombaları emniyet tarafından inceleme yapılmak üzere alındı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası bulundu. El bombası olduğu tahmin edilen Osmanlı dönemine ait mühimmata rastlanmıştı. Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesinde yer alan Amida Höyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 günlük çalışma sonunda bütün mühimmat ortaya çıkartıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda mühimmatın el bombası olduğu anlaşıldı. Höyük'te bulunan 782 el bombası emniyet tarafından inceleme yapılmak üzere alındı. Bu mühimmatın ağırlıklı olarak 1. Dünya Savaşı'nda hem Osmanlı tarafında hem de İtilaf devletleri tarafında kullanıldığı anlaşıldı. Bölge Hurri Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. Tüfengşiyef bombası dediğimiz türü el bombası, 48 adet İngiliz M5 veya Mil-5 dediğimiz türü bomba, 77'si parça halinde, diğerleri dağılmış şeklinde yaklaşık 90 adet Alman tipi el bombası, 3 adet Alman M24 tipi el bombası ve bir adet de Osmanlı dönemi Humbaraca el bombası tipi olmak üzere toplam 782 adet el bombası tespit edildi. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Yıldız bölgede yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Gerekli incelemeler yapılacak, boşaltılabilenler bizlere teslim edilecek, müzelerde sergilenecek, diğerleri ise imha edilecektir. Gün ortasını burada noktalıyoruz. Yeni haftada saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden birlikte olacağız. Ayrılalım ama bugünün hava raporu gelecek. Ekranlarınızda takip edebilirsiniz ve saatler 15'i gösterdiğinde günlükle sevgili Gülşah İkinci gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edecek efendim. İyi seyirler, iyi hafta sonları diyelim. Thank you.